İlk Ay Boğralı YouTube kanalının 2024 hediyesiyle karşınızdayım. En genel haliyle ilk anlayacağımız halde plan yapmayın. Mesela şu an çok güçlü gördüğümüz şirketler, yıkılmaz dediğimiz evet. Şirketler, firmalar, ekonomiyi yönetenler. Her şeyi bir alaşağı eder. Öyle kolay kolay Pluto, ben çok iyiyim tatlışım, 2-3 olumlamayla öyle dönüşüm yaptırmaz. Böyle elektrik kesintisi ya da ne bileyim dünyayı bir felakete götürmek gibi. Yöneticilerin şu anda hani önemli noktada olan yöneticilerin sağlık problemleri. Aa dur, 2024'te boşanmalar çoğalacak, çoğalacak dedi Ayşegül evet. Hocam. Yeni liderler ya da yeni lider ortaya çıkacak. İlk Ay Boğralı YouTube kanalının 2024 hediyesiyle karşınızdayım. Çünkü bir stüdyomu göstersin genel yayın yönetmenim Emel Keleşoğlu. O kadar güzel 3 isim bir arada ki o kadar mutluyuz ki şu an ekip arkadaşlarımla ben. Çok teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı iyi ki buradasınız. Ama resmin güzelliğini görüyorsunuz. Yani hani 3 altın bir arada gibi oldu benim için. Takipçilerim için de öyle. Böyle şöyle bekliyoruz. Hatta arkadaşlar az önce itiraf edeyim, zorla susturdum hocaları. Allah'ım. Dedim ki durun, yayında konuşacağız bunları. Sen ona ne diyorsun, ona ne diyorsun diye çok heyecanlı bir yayın bizi bekliyor. Şebnem Ekşik, Vedik astrolog, eğitmen yazar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şebnem Hocam. Hoş bulduk İlkay'cığım. Güçlü Metin, tasavvufi astroloji uzmanı, o tarafından gene işin bakacak ama aynı zamanda eğitmen yazar. Allah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayra ve güzelliklere vesile olsun inşallah. Öyle olsun inşallah. Ve Ayşegül Harputlu, hem bir sistem kurucusu hem aslında rüyaların ne diyeyim rehberi olarak onu tanıyoruz. Aynı zamanda çok böyle arka planda tutuyor ama astrolog, bugün astrologluğuyla da burada olacak. Enerjileri de bizim için açıklayacak. O yüzden valla tekrar teşekkürler. Allah razı olsun. Güzel bir 2024 gelsin. Biz hoş geldin 2024 yazısı yazdırdık. Sizin için bu prodüksiyonu yaptık. Çok güzel. İlk Ay Boğralı YouTube kanalı olarak. Kamil insandan, kamil insandan kök çakraya doğru giden muazzam bir güzellik. Demek ki çok güzel kökleneceğimiz, hakikatleri anlayacağımız ve kendimizi, hayatı, düzlemi, Hazreti insan olabilme potansiyellerimizi değerlendireceğimiz, kırmızıdan beyaza, bazen de beyazdan kırmızıya gideceğimiz ve bazen de her şeyin aslında simsiyah olduğunu anlayacağımız ve ışığın sadece Allah'ın güzel isimleriyle yansıdığını değerlendirebileceğimiz bir 2024 ve bir 20 yıllık döngü aslında hayatlarımızda başlıyor. Vay, bu girişi de Güçlü Metin yapardı yani Allah zaten. Razı olsun. Bir tabeladan böyle bir astrolojiyle güzel bağlanabilirdi. Ayşegül Hocam, sizden de iki cümle alayım çünkü Şebnem Hocam'la başlayacağım aslında. Tabii ki. Şimdi şöyle, 2024 yeni gümbür gümbür geliyor. Bunu ayak seslerini de duymaya başladık. Şimdi ben biraz daha farklı bir bakış açısı oluşturmak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman pazartesi enerjisiyle girdik ve pazartesinin temsili de ay enerjisidir. Ay çok hız gerektiren, sürekli güncel olayların sürekli değişeceği, olayların dalgalanacağı ve bazen hangi olaya odaklansak diye düşüneceğimiz aslında çok hızlı süreçlerin bizi beklediği bir döngüye giriyoruz. Pazartesinde Hazreti Adem'in de yaratıldığı söylenir tasavvufi boyutta. Şimdi bu da şunu gösteriyor ki o zaman bir tekamül yılı da bizi bekliyor. Çünkü Ademiyet potansiyeline tekrar ulaşmamız için bazı sınavlardan geçeceğiz. Bu sınavlara duygusal anlamda ve bilinçaltı boyutunda nasıl anlamlar katacağız? Burayı doğru yönetenler, akılcılık boyutuna geçeceğimiz Plüton Kova çağına duyguları dengeleyerek girenler bence bu tekamülde çok güzel yol alacaklar. Lakin duygularını ve bilinçaltı yönetimini başaramayan kişiler tekamül boyutunda biraz zorlanırlar diye düşünüyorum açıkçası. Of. Yani şöyle muhteşem bir yayın olacak. Gök olaylarını, önemli olayları, etkilerini zaten konuşacağız ama biz de 2024'ten en yüksek potansiyelde nasıl geçelim? Evet. Onu değerlendirmek için muazzam bir üçlü bir arada. Şebnem Hocam, 2024'ün en önemli gök olaylarıyla başlayalım mı? Bir de astrolojiyi doğru değerlendirmek ne? Nedense onu sormak geldi içimden. Bu videoyu öyle izlesin çünkü takipçilerimiz. Ya aslında astroloji hep böyle kehanet tarafıyla biraz yani yıllar içerisinde fal haline dönüştürülmüş. Aslında astroloji hayatı yaşamanın, insanın kendi potansiyellerini bilmesinin, kaderin kendi döngülerini daha iyi fark etmenin en iyi yöntemlerinden bir tanesidir.
O yüzden astroloji, hani hep söylerim, ne iş yaparsanız yapın, elinizdeki çok altın bilgilerden biridir. Çünkü ilahi olanın, kadersel döngülerin, Tanrı'nın lisanının, Allah'ın aslında yaratım enerjisinin şifrelerini çözmektir. Bunu böyle bir fal gibi bir kehanet boyutuna vesaire indirmek hakikaten çok yazık. Tabii ki öyle bir tarafı da var, hiç yok değil. Ama... Yani öngörüler var ama %100 olacak diye değil, sen onu değerlendirirsen öyle ya da dikkate alırsan farklı geçebilirsin gibi mi? Dönüştü. Yani 2012'den sonra o meşhur döngü var ya, ondan sonra bir şeyleri tercih etme hakkımız çok acayip şekilde değişti. Çünkü seçim hakları olan, seçim yapmak durumunda kalabilen varlıklarız insan olarak. Bir mutlak kader var, işte biz buna darma diyoruz. Ama mutlak kaderin içinde bizim kendi eylemlerimizle oluşturduğumuz ayrı seçim yollarımız ya da seçebilme haklarımız var. Bunların gücü ve enerjisi 2012'den sonra çok arttı. Evet. O yüzden bir takım seçimler arttı. Boyutlar arasındaki, paralel boyutlardaki frekanslar arttı. Bu anlamda hani çok değişik, daha değişen koşullar çok değişmeye başladı. Burada önemli olan aslında astrolojiyi kullanırken, bir şey değiştiremiyorsanız onu nasıl kullanacağınızı fark etmek ve önce kendinizi değiştirmekle başlamak ve burada size astrolojinin bir bilinç kazandırmasıyla ilgili bir yolculuk yapmasına izin vermek. Bunu sadece fal, sadece kehanet gibi algılamak hakikaten çok yazık oluyor. Bu bilgiye de yazık oluyor. Bir de benim kullandığım sistemde, Sidereal Zodyak'ta, daha astronomik bir sistemdir Sidereal Zodyak. Yıldızlı Zodyak diye geçer. İki tane kullandığımız zodyak türü var. Bir tanesi tropikal, mevsimler üzerinden hesaplanan, batı astrolojisini kullandığı. Bir de yıldızlı zodyak, yıldızları baz alarak kullanan. Buna göre Neptün balıkta ve 2000 neredeyse 40'lara kadar burada kalacak. Çok uzun bir yolculuğu var. 20 yıllık döngü dediği şey değil mi Gülşah? Evet. Yani bu sene 20 yılımızı mı belirleyecek? 20 yıllık döngü başı derken Mart nasıl anlamak lazım? Mart ayıyla birlikte kesinlikle 20 yıllık bir döngüye gireceğiz ve artık insanın kendini tanıma yolculuğu başlayacak. Aslında saflar belirlenecek. Nerede durduğumuz belirlenecek. İyi ve kötünün olmadığı. Aslında herkesin kendi yaratılış amacına uygun eylemlerde bulunduğu ve Şebnem Hanım'ın da söylediği gibi gerçekten astrolojik veriler ve etkiler bizlerin hayatında tamamen seçimlerimizi belirliyor. Ama o seçimleri yaparken de Allah Kur'an'da diyor ki, ben senin gayretini istiyorum. Gayret göstermemizi istiyor ve gayreti sonucu beklemeden, sadece Allah'ın rızasını güderek ve yapmamız gerekiyor. Gayret, sonuç yok. Ve gayret gösterme eylemimiz de işte cüz irade dediğimiz mekanizmayı beraberinde getiriyor. Ben Şebnem Hanım'a veriyorum sözü tekrar. Bilinç. Yani bilinçli insan akıllı değil, bilinçli, farkındalıklı. Bilinçli ve farkındalıklı insan, hayata bütüncül şekilde bakabilen, tıbba bütüncül bakan, bilime bütüncül bakan, hani bu ortodoks denen daha geleneksel yöntemler var ya, bilim adına da bunlar yıkılıyor. Hayata bakış açısından da yıkılıyor. Aslında yeni bir çağın eşiğindeyiz ve bu çağ sanıldığı gibi sadece otonomdan oluşan, sadece bilgisayarlardan oluşan, sadece teknikten oluşan bir çağ değil. Aksine daha büyük farkındalıkların da bir anlamda indiği, inançlarla ilgili değişimlerin başladığı, bilinçle ilgili değişimlerin başladığı bir sürecin 2024 kapısının aralandığı dönem. Bununla ilgili hazırlık dönemi son geçtiğimiz 4 yılda birlikte başladı. Şimdi önümüzdeki ilk 5 yıllık süreçte, hatta 2030'a kadar, hani asıl tarih orası 2030'a kadar, hem 2020'nin de rövanşı olacak orası, 2030'a kadar ne yaparsak, bilinçle yapmamız gereken, bütüncül bakarak halletmemiz gereken, bakış açımızı dardan genişe doğru çevirmemiz gereken bir süreç var. Bunu yapabilen kazanacak. Hay etmek, canlandırmak, diri olmak. Allah bizden diri olmamızı istiyor. Ve önümüzdeki süreç, Plüton Kova süreci var, Neptün şu an balıktayız, Satürn balıktayız ve pek çok bu süreçler bize diri olmak. Hayal et, El Musavvir ismiyle şekillendir. Aslında biz Allah'ın mutlak, Allah'ın zatını tanımamız mümkün değil ki rüyalar konusunda size söyleyeceğim bunu. Hayal ettiğimiz o isimlerle Allah'ın zatını tanıyamıyoruz. İlkay kendine göre tanıyor, Şebnem kendine göre tanıyor, Güçlü kendine göre tanıyor, Ayşegül Hanım kendine göre tanıyor. Herkes kendi isminin hakikatini
diriltiyor. Ve önümüzdeki süreçler herkes kendi isminin hakikatini dirilteceği, Muhammedi şuurun uyandığı ve rüyaların ve kolektif şuurun ve hakikatin bizlerin hayatında Hazreti insan olmaya doğru gideceğimiz yollarını, yöntemlerini ortaya çıkarttığı gayret zamanları ki rüyalar konusunda da bu noktada bu çok önemli olduğunu 2024 düşünüyorum. 2024 rüyalar için çok önemli bir yıl gerçekten. Oradan kolektiften çok ciddi bilgiler alacağımız bir döneme de giriyoruz. Yani kendi hakikatimizden, madde boyutundan manaya yaklaşacağımız bir yıl 2024 yılı. Şimdi burada ben biraz zaman kavramına girmek istiyorum. Şimdi bizler 2024'ü bir zaman algısıyla giriyoruz değil mi? Ve heyecanla bekliyoruz. 2024'te bizi ne bekliyor? Şimdi 2024 ve diğer yıllar, günler, aylar aslında bizlerin var ettiği hakikatler. Bir döngüsellik vardır, bir süreç vardır. Lakin biz bunu zihinsel boyutta tanımlamak için günlere böldük, aylara böldük, yıllara böldük. Yani bunları var eden biziz aslında. Sadece bir sürrealist bir enerji akışı var ve biz bunu tanımlayabilmek için ve kronolojik sırayı yapabilmek için böyle bir süreci oluşturduk. İlk Mısır'dan itibaren başlayan bir yapılandırmayla bu takvim veyahut da tarihsel süreçleri oluşturduk. Ama eski alimlere baktığımız zaman zaman nedir kavramına girdiğimiz zaman feleklerin hareketidir derler zamanı. Yani aslında zaman dediğimiz kavramın arkasında biraz önce sevgili hocalarımızın dediği gibi hareket vardır, gayret vardır. Hareket noktasıyla zaman algısı oluşur. Bir Fransız filozofa sordukları zaman zamanla ilgili insan zamanın içinden geçmez, insanın içindedir zaman der. Şimdi bizler öyle bir sürece giriyoruz, öyle bir döneme giriyoruz ki tasavvuf ve ilmi tarifte bile sordukları zaman alimlere zamanın ilmini bilmektir diye karşılık verirler. Bakın bu konuda zaman ilmi demiyorlar, zamanın ilmini bilmek. Şimdi biz zihinsel boyutta tanımlamak için evet böyle bir kavram oluşturduk, 2024'e giriyoruz. Peki biz zamanın ilmini biliyor muyuz? Ki burada ise astroloji ve astronomi giriyor devreye. Bizler bu ilmi bildiğimiz zaman ve kendimiz de biraz önce Metin hocamın da dediği gibi kendi hakikatimize doğru eğer ilerleyebildiysek, Muhammed'i şuur bilincinde payımızı alabildiysek, gezegenler, yıldızlar da bizim şuur seviyemize göre açılacaklar. Şimdi burası çok önemli. Bizler maalesef sanki edilgen varlıklarmış gibi hep bir tesir boyutunda kalma korkusu veyahut da umuduyla yaşıyoruz. Halbuki asıl etken varlık biziz. Bunu unutuyoruz. Astrolojiye baktığımız zaman ya güneş bazlı ya işte dünya merkezi haritalardan bahsediyoruz. Ama Elif gibi merkezde duran insanın haritasından bahsetmiyoruz. İnsandır hakikatinde aslında. Şuur seviyesiyle hareketleri, gezegenleri anlam katarak dünya boyutunda somutlaştıran. Nasıl bakarsanız onu yaşarsınız. Evet, şimdi çok güzel 2030'a ama sadece... Siz geri saymıyorsunuz 2030'a mesela Time dergisi 2030'a geri sarıyor. Deccali sistem 2030'a geri sayıyor. Yani astroloji ilmini sadece bizim topraklarımız bilmiyor. Herkes. Bizler bilmiyor. Başkaları da biliyor ve onlar da kullanıyorlar ve onlar da hevesle geri sayıyorlar 2030'a gelmek için. Yani ben şuradan şunu görüyorum. Hani gazeteci İlker Buharoğlu, yayın yapan İlker Buharoğlu olarak şunu görüyorum. Siz evet güzel bir şeye gittiğimizi görüyorsunuz belki ama... Birileri de hevesle bekliyorsa ve onlar deccali sistemin kurucusuysa acaba ne oluyor gerçekten? Ama onlar da bir hizmette bulunuyor değil mi? Aynen ama bir de şu var 2020'de hani hepimiz biliyoruz ki yaşayanlar olarak sizler de biliyorsunuz ki çok acayip bir döngü başladı ya da bir şey yaşandı değil mi? Bunun gökyüzünde bir yansıması vardı. Yani 160 yılda bir denk gelecek kombinasyonlar bir araya geldi, 60 yılda bir denk gelecek hani ne kadar... çuvalda olabilecek yıldız varsa hepsi bir araya geldi. 2020'de. Şimdi bu ne oldu? O işte pandemi dediğimiz, ben ona biraz plandemi diyorum hatta. O süreci kullandılar. Evet. Bundan faydalandılar. Şimdi değiştiremeyeceğiniz şeyler var. Yani gökyüzündeki o kombinasyonu değiştiremezsiniz. Ama ondan her türlü şekilde faydalanırsınız. Niye? Dualite boyutunda yaşıyoruz. Burası üçüncü boyut. Burası üç frekansıyla hareket ediyor. Dualite var burada. Bu da var, bu da var. Dolayısıyla da burada bir kısım yani bütün bu süreç içinde önümüzde 2030'a kadar olan dönemde 2024 Leo başlayan işte büyük bilinç atlamasının başladığı sene olacak bu sene. Ama bir kısım için olacak, bir kısım da bundan faydalanamayacak. Bu sene mesela iyi kötü ayrımı mı olacak? Saflar mı ayrışacak? İnsanlar frekanslarına mı yaklaşacak? Nasıl olacak şey? Aslında bu 2020'de de oldu. Bir kısım gerçekten çok büyük bir farkındalık yaşadı. Aha. Bir kısım da
inanılmaz bir düşüş yaşadı. Sağlıkla ilgili problemler yaşadı. Ben hani pandemi sürecinden bağımsız olarak da söylüyorum. Ruh sağlığı bozuldu insanların. Ben şunu da gözlemledim. Kötü daha kötü oldu. Bir kesimde. Kendi içindeki rahmani alandan çok sıyrılan, çıkan, gerçekten burada çok iblisle birlikte hareket edebilen, o alana çok rahat kayan bir kesim de oldu. Daha kötüleşen ama acayip bir farkındalıkla yaşayan, bir bilinç atlaması yaşayan kesim de oldu. Bu yine böyle olacak. Ama biz büyük plandan baktığımızda iniş çağındayız, hasata gidiyoruz. İniş çağı. Evet. 2020 gibi yani bir dönüm yılı mı? 2024 böyle net algılayacağız mı? Aklımızda kalacak mı önümüzdeki yıllarda? Başlıyor. Kapının aralanma zamanı. Bu kapı aralanıyor 2024'te. Ama 2020 başlamamış mıydı yani? O başlangıç bile değil. O deneme süreciydi. Deneme. Evet, o deneme süreciydi. Evet, öyle olmadı. Bir sürü şey denenmedim ama geriye dönüp baktığımızda. Hala denenmişti gibi. İşte bu dijital para denenmeye başlandı. Hı. Sağlıkla ilgili. Neuralink evet, bir sürü evet, şey denendi. Teknolojik anlamda bir sürü şey denendi. O deneme dönemiydi. Ve şimdi başlıyor. Başlıyor. Peki önemli gök olaylarıyla başlayalım, sonra kısa, orta vadede ve uzun vadede neler gelecek 2024'te? Ya nasıl hemen geçelim 2024'de? Hepsini Ocak ve Şubat'la başlayacak olursak, hemen Ocak ve Şubat hayli enteresan etkiler var bu yakın süreçte. Şimdi bir kere bir yılı önce bir oradan bir başlayalım. Ölçümleyebilmemiz için bizim astrolojiyle uğraşan insanlar olarak hem bireysel hayatlarda hem toplumsal olaylarda tutulmalara bakarız. Tabii. Tamam. Bir şey gerçekleşecekse zaten önce tutulma olur. Tutulmanın akabinde, öncesinde veya sonrasında çok kısa aralıklarla ya da o tutulmanın dalgaları sırasında tetiklenme dönemleri vardır. O sıralarda gerçekleşir. Dolayısıyla tutulmalar son derece önemli. Ne zaman tutulmalar olacak? Bu sene Mart ayında tutulmalarımız var. 24 Mart'ta ve 8 Nisan'da. Çok hemen yakın. Evet, yakın dönemde 4 tane tutulmamız var bu yıl. Sonbaharda da 18 Eylül'de ve 2 Ekim'de tutulmalarımız var. Şimdi bu tutulmalar... Benim kullandığım sistemde sideral zodyağa göre şimdi tutulmaların aksları çok önemlidir. Bu aksları ve tutulmaları da Rahu ve Ketu dediğimiz Batı'nın güney ay düğümü, kuzey ay düğümü diye bildiği bütün bu süreci ve kadersel döngüleri yöneten iki tane gölge gezegen yönetir bunu. Bunların hangi burçlarda olduğu, hangi alanlarda olduğu, ülke haritalarında nerede olduğu, bireysel haritalarımızda nerede olduğu, bizim o senelerle ilgili, o yılın genel enerjisiyle ilgili bir farkındalık ya da bir öngörü içinde olabilmemizi sağlar. Vedik'te Balık Başak aksında bu şu anlama geliyor. Batı'da Terazi Koç aksında. Şimdi Vedik'te başlar dalga. Yani ilk size 25. yılım bu sene ve 25 yıldır iki sistemi de sürekli mukayese ederek gittiğim için hani çok net olarak söylüyorum. Bu dalga, ilk dalga gelir. Dip dalga Batı'da geçtiğinde gerçekleşir. 1,5 yıl boyunca Balık ve Başak aksında ilk dalga gelecek. Bu ne anlama geliyor? Hı. Balık ilahi olandır. Başak ise plan yapandır. Düzeni koyan, planlayan, organize eden. En genel haliyle, ilk anlayacağımız halde plan yapmayın. Plan yapmayın. Planlar bozulacak çünkü. Plan yapanların en büyüğü var ya. Allah. Plan üstünde plan. Onun planı devreye giriyor. 2024'te. Evet. Ne zaman bu? Mart tutulmasıyla mı? Bu yılın bütün olayı. Döngüsünde, bütün bu yılın döngü. Olayı 2024'te çünkü bu aks çok kuvvetli çalışacak. 2025 ile birlikte biraz daha artık işte tekrar bir değişim etkisi gelecek. 2025'in ikinci yarısına kadar diyelim. 2025'in ikinci yarısına kadar 2024'ün tamamında asıl plan yapacağım planları devrede. Plan yaptığınız, organize ettiğiniz yani net olarak, kesin olarak bütün sistemle bu devletler için geçerli, toplumlar için geçerli, bireysel hayatlarımızda geçerli. Hiçbir şey yapmayın, hiçbir plan yapmayın anlamında söylemiyorum. Ama o hani tamam bu böyle olacak, bu sınırlar böyle olacak. Bütün o öngördüğümüz her şey bambaşka bir hale gelebilir. Çünkü çok ilahi olan, çok balık alanı, çok değişken, iki değişken alan zaten. Batı'da öncüde, Vedik'te, sideral zodyakta değişken alanda her şeyin her an değişebileceği, gerçek plan yapanın ve plan yapıcının sürecinin başladığı bir döngüyü deneyimleyeceğiz her şeyden önce. Öncelikle hani ilk etapta söyleyeceğim bu yılın ana planı sana bence bu. Sana sığınıyoruz Allah. 2024'te de her anda da amin. Amin, aynen.
Ocak ve Şubat ayları son derece önemli. Şubat ayı şu anlamda önemli. Geçtiğimiz yıl 2023'teki Kasım ayındaki tutulma, önemli bir tutulma vardı. Bunun tetiklenme zamanı. Bu tutulmalar sağ olsunlar. Şimdi bu şey gibi düşünün. Ne demek Kasım ayında mesela tetiklenme bir şey yaşadık diyelim. Evet, şöyledir. Bir taşı atalım şeye, suya. Tamam. Bir ilk dalga verir ve o dalgalar devam eder. Aynı öyle hayal edin. Tamam. Bunların dalgaları vardır ve tetiklenmeler aslında çok daha güçlüdür. Bir yıl önce maalesef o Şubat depremini yaşadığımızda o da bir tutulma tetiklenmesiydi. Bekliyor muydunuz mesela Şubat depremini? Doğuda bekliyordum. Biraz daha yukarıda bekliyordum. Ama bu kadar ölçekli bir şey beklemiyordum. Depremi yani her hepinize soracağım. Siz bekliyor muydunuz hocalarım, Metin tabii. Hocam? Kesinlikle. Şubat'ta deprem bekliyor muydunuz? Şubat ve Mart aylarında bunu bekliyordum. Böyle bir şey vardı. Gökyüzü bunu veriyordu. Ama şiddetini elbette ki bilmemiz şiddetim mümkün. Şiddetim çok kolay değil. Ama Ayşegül Hocam siz görmüş müydünüz? Şiddeti sürpriz oldu. Yani evet. Ben açıkçası oralarda bekleniyordu. Şey. Hatta bir nokta daha vardı beklenilen ama sanki yine diyorum elbette ki doğal afet boyutu veyahut da yapay kısmı tartışılabilir ama bu kadar şiddetlisi zaten dünya tarihine de baktığımız zaman çok nadir beklenecek görülen bir şey değil ve yapay olma ihtimali de çok yüksek. Çok yüksek. Çok yüksek. Evet. Organizasyon ki bir kere gireceğimiz çağda aslında yine bunun da işaretlerini veriyor. Yine teknolojiyle çok manipülasyonlar yapılacak gibi görünüyor açıkçası. Ama bu da Allah'ın planı. Ya bakın. Evet. İzin bunu yapan olmaz. Yaptırtan tabii. Da burada şeyi çok iyi anlamak lazım. Bunu yapay oldu veyahut olmadı. Evet. Bu ezel aleminde zaten olacaktı. Olacaktı. Onlar kendilerinin yaptığını zannediyorlar. Oysa ki böyle olacaktı ki başka planlar, başka sistemler, hakikatler, gözle göremediğimiz koruma alanları ortaya çıksın. Şimdi tutulma zamanlarında özellikle Mart ayında, 24 Mart'ta bir ay tutulması gerçekleşiyor. Ve bu ay tutulması terazi aksında gerçekleşecek. Bu önemli. Çünkü terazi mülhime nefstir. Mülhime alan ilham aldığımız alandır ki Şebnem Hanım'ın da söylediği gibi aynı şekilde balık temasını bize gösterir. İlham aldığımız yani artık dua mı ediyorum yoksa dua ettiriliyor muyum? Bunu anladığın an itibariyle kendi hayatındaki insan olma, Muhammedi şuuru uyandırmaya başladığın ve dışarıda felaketler olsa da, sıkıntılar olsa da bunların olması gerektiği için olduğunu, çünkü isim var, Zülcelali vel İkram. Allah Celle Celali insana, topluma, toplumlara görünmek istediğinde biz onu celaliyle görebiliriz. Çünkü bizim bedenimiz, bizim kurulmuş düzenimiz ancak onu celaliyle algılayabilir. Bu Musa Aleyhisselam'ın Allah'ım seni görmek istiyorum dediğinde nurunu dağa yansıtıyor ve çığlık atarak bayılıyor. İşte Allah'ın görünür olduğu zamanlardayız. Her zaman görünürdü ama görünür olduğu zamanlardayız. İşte plan yapmayın, bütün planları o yapacak diyor. Kesinlikle ve o yüzden duaya sığınmak gerek, gayrete sığınmak gerek. Ben hiç Allah'a inanmıyorum, dua da bilmiyorum. O beni da bir ilgilendirmiyor dua mu bu astroloji yani? Şimdi yok şöyle ben nasıl geçeceğim olayın içinden diyen izleyicilerimiz vardır. Kesinlikle. Onu soracağım ama aklımdayken şeyi buyurun soracağım. Efendim. Bu Mart tutulması şeyi tetikleyecek. Kasım'daki tutulmanın ilk dalgası mı olacak? Hayır. Kasım, neydi? Hayır hayır. Kasım'da geçtiğimiz Kasım tutulmasının Şubat ayındaki gökyüzü olayları tekrar tetikleyecek. Bu şu anlama geliyor. Şubat ayında. Ha. Şubat ayına çok dikkat etmemiz lazım. Ve yakın planda ocağın 20'si civarı. Hani tam Ocak 20 değildir. Onun böyle enerjisi bir hafta önce gelir, tabii, bir hafta sonrayı doğru, aktive tabii eder. Yani şöyle diyebiliriz. 15-16 Ocak'tan itibaren ocağın sonuna kadar 25-26 Ocağı kadar olan kısımda Güneş-Plüto kavuşumu var. Her yıl olur. Yani ne demek? Evet. Diyelim Kasım'da işten atıldım ben. Bu bana nasıl tezahür eder Şubat'ta? Yeni bir iş bulabilirsiniz. Onunla ilgili bir veya şey yaşarım. Veya onunla ilgili belki işte bir tetikleme yaşarsınız, bir mahkeme süreci yaşayabilirsiniz. Onun bir dalgasını yaşayabilirsiniz. O konu tekrar önünüze gelebilir. Ama bu bahsettiğimiz Güneş-Plüto kavuşumu yılda bir kere olur. Güneş erki, yönetimi, yönetimleri gösterir. Pluto büyük bir dönüşümü gösterir. Şimdi Vedik'te bir de benim çok ısrarla kullandığım nakşatra dediğimiz yıldızlı bölgeler var. Çünkü yıldızlar kaderimizi belirliyorlar.
Gezegenler dünyevi alandaki gerçekliklerimizi belirliyorlar. Ama kader kapılarını, portalları, büyük dönüşümleri yıldızlar yönetirler. Çünkü kozmik enerjiye sahiptirler. Yıldızların ana frekansı kozmik enerjiler üstündendir. Orada yıldızıl bölge, yani bu Güneş-Plüto kavuşumunun olacağı yıldızıl bölge, yönetim alanlarıyla ilgili, Güneş tarafından yönetilen bir bölge orası, yönetim alanları, yöneticiler, liderler, şirketlerin yöneticileri, hayatımızda erksem sembolü olarak gördüğümüz noktaları değişimler etkiliyor. Olabilir bu. Dönüşüm, büyük, büyük yıkımlar dönüşüm. Olabilir. Büyük yıkımla ne zaman gelen bir tarihi? Yıkım. Hemen ocağın yani, sonu. Evet, ocağın sonu. Ocağın sonu, Şubat gibi hatta bu. Akabinde de tam bu etki oluyor değil mi Metin ve evet. Şey güçlü pardon. Estağfurullah. İkisini de söyle. Evet, Metin daha bir yakıştırdım sana. Aynen evet, Metin der. Metin diyor, değil güzel. Mi? Ve bana da öyle iyi geldi. Allah razı olsun. Hemen o Güneş-Plüto kavuşumu var. Arkasından da tutulma tetiklemeleri gerçekleşecek. Sıkı bir Ocak-Şubat var önümüzde. Tabii. Burada ben Türkiye'nin büyük dönüşümler yaşamasından ziyade dünyada yaşanan dönüşümlerin dalgalarını yönetmek için çok büyük mücadele vereceğiz. Büyük iflaslar olabilir. Evet. Büyük iflaslar. Mesela şu an çok güçlü gördüğümüz şirketler. Yıkılmaz dediğimiz evet. Şirketler, firmalar, ekonomiyi yönetenler birçok şeyle ilgili büyük yıkımlar ortaya çıkabilir ve geri dönüşümsüz. Bir de Güneş Rab bilincidir. Plüton dönüştürücüdür, evet. İblistir. Ama insan yanmadan cennet bilincine geçemez. İşte bu Güneş-Plüto kavuşumuyla birlikte putlaştırdıklarımızı ortadan kalktığı, her şeyin ilahi sistemde belli bir düzen çerçevesinde ortaya çıktığı ve kibrimizin yanarak, Güneş çünkü ateştir. Plüton'la kavuştuğunda özündeki Allah'ın cemaullahıyla karşılaştığımız. Ha diyeceksiniz ki şimdi adam yönetici, adam bir bilmem nerenin sahibi, adam günahkar, inanmıyor olabilir. O da kendi Allah'ını kendi bildiği ve değerlendirme potansiyeli ölçüsünde kendi Allah'ına secde edecek. Kendi bildiği ölçüde. Herkes birine inanır. İnanmayan da inanır. El-Mudil ismiyle o da kendi kulluğunu ortaya koyar. İnanmayan El-Mudil ismiyle inanmadığı Allah'a mümin ismini ortaya çıkartır. Çünkü Allah'a inanmıyorum derken de Allah'ı kullan söylüyorsun zaten. İşte bizim tapındığımız ve putlaştırdığımız hakikatlerin yerle bir olduğunu ve aslında hakikatin gerçek yöneticisinin gördüğümüz gerçek. Ben İlkay'ın gerçeğini görüyorum. Bilmem nerenin CEO'sunun gerçeğini görüyorum. Ama hakikatteki onu yönetenin ipini çektiğinde neler olacağını seyreleyeceğimiz ve göreceğimiz bir dönemecin içindeyiz değil mi Ayşegül? Kesinlikle. Ne yapalım biz evden çıkmayalım mı Ayşegül hocam? Yok, Ocak tam aksine. Yine diyorum ki şirin seviyesine göre açacağız dedik ya. Biraz önce hocalarımızın da dediği gibi şimdi Plüto Güneş birçok sert etkileri, düşmanlıkları, manipülasyonları da getirir. Kalp krizlerini de getirebilir. Bakın şimdi Plüto ölümcül bir şeyi de vardır ama bir noktadan baktığımız zaman eril enerjilerin manipülasyona çok maruz kalacağı bir dönemi de gösterebilir. Ciddi anlamda liderlere yönelik bazı değişiklikleri de gösterebilir. Yani birçok şeyi gösterebilir. Ama diğer taraftan baktığımız zaman nefis noktasındaki değişim ve dönüşümü de gösterir. Ama Plüto öyle yüzeysellikten hoşlanmaz. Dibine kadar iner. En derindekini sizin bile bağlantıyı kopardınız. Yok canım bende yok ki dediğimiz her şeyi bir alaşağı eder. Öyle kolay kolay Plüto ben çok iyiyim tatlışım 2-3 olumlamayla öyle dönüşüm yaptırmaz. Yere çarpar çarpar öldürür tekrar olmadı baştan der tekrar yıkar. Yani yıkıcı bir etkisi vardı ama biz bu yıkıcılığı hayra mı kullanacağız şerre mi kullanacağız? Burası çok önemli. Biraz önce yine hocalarımızın dediği gibi mülhime makamı dedi hocamız çok da güzel değindi. Şimdi mülhimedeki aldığımız kaynak da önemlidir. Şimdi mülhime öyle bir zemin kaygan zemindir ki oradan şeytandan da ilham alabiliriz, melekten de alabiliriz, Rab'dan da alabiliriz. Bunu tasavvufi boyutta deriz. Yani bu noktada aldığımız ilhama bakacağız. Şimdi oradaki mülhime boyutunda kişi şerden ilham aldıysa gider adam da öldürür Plüto Güneş kavuşumunda. Yani böyle bir duruma da sebebiyet verir. Ama baktı ki hayırdan, Rab'dan bir ilham aldı. Gider o noktada da insanları kitlesel olarak değiştirir, dönüştürür. O alanlara hayır eder. Gider kitap yazar, yine kitleleri değiştirir, dönüştürür. Buradaki olaya bakış açısı, işte onun için şuur seviyesi çok önemli diyoruz ya. Göksel boyut olacak, bunlar mutlak kader dairesi. Ama mutlak kader dairesi içerisinde cüz'i iradeyle sen araları nasıl doldurdun? Boşlukları nasıl doldurdun?
Olayı bu bakış açısıyla baktığımız zaman korkmaktan ziyade, tabiri caizse tsunami'den korkmaktan ziyade tsunami'de surf yapabilme kabiliyetini de oluşturabilecek bir potansiyelde Ademoğlu. Ama bu Ademoğlu'nun biraz da belki de Plüton'un tesiriyle şöyle bir derinden bir sarsılmasına da ihtiyacı olabilir. Ölüp yeniden. Ne zamana kadar sürecek bu dönem Şebnem Hocam? Şimdi orada şu var, bu ocağın 20, yani 15'inden 16'sından sonra tam kavuşum 20'sinde Güneş Plüto kavuşumu oluyor, fakat bunun karesi var. Yani? Nisan ayında. Orada başlayan asıl işlerin Türkiye ile ilgili kısım Ocak, Şubat'tan ziyade Nisan'dan itibaren aktif olacak diye düşünüyorum. Ben açıkçası Türkiye'nin yılın ilk Temmuz'a kadar, Haziran'a kadar olan kısmını güçlü şekilde geçireceğini düşünüyorum. Tabii ki hani dünya ile ilgili çok büyük karışıklıklar var. Ama biz o dalgayı yönetmekle ve daha çok absorbe etmekle uğraşacağız. Bizde ülke açısından Haziran'la birlikte hani bir dip dalga geliyor. Yönetsel alanlar, ekonomi, orada ekonomide çok önemli bir şey var. Uranüs, sideral zodyakta bu aya geçiyor. Daha yeni geçiyor. Evet, ve geçtiği yıldızıl alan, yıldız noktasında gerçekten hani hep konuşuluyor ya, Hamza Bey'le de sizin programınız vardı, hatta izledim, orada da işte çok net bir biçimde anlattı bazı şeyi. Yani dünya bağıra bağıra ekonomik olarak yepyeni bir döneme gidiyor. Bunun çaresi yok zaten. Hani öyle bir hale geldi ki işte oradaki değişim, asıl değişim Haziran'la birlikte başlayacak. Dünya açısından da, ekonomik anlamda çok büyük bir dönüşüm var. Ve asıl Nisan ayı dünyada bankaların iflasları, evet, bankaların yıkımları, orada büyük bir kriz yaşanması, global dünyada bir hani ilk o büyük etkilerin başlaması Nisan ayı, ama Haziran'la birlikte açıkçası bu yılın sonunu bulur. Yani ben 2024'te bu para sistemiyle ilgili, hep bankalarla ilgili büyük bir değişim bekleniyor ya. Hı hı. Bunun 2024'ün ancak sonunda olabileceğini, hatta daha çok 2025'te olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü Amerika'da başkanlık seçiminin bitmesi gerekiyor. Trump mı ya da benzer biri mi gelecek, yoksa Biden de, ya da hani onun ona benzer biri. Biden ömrünü tamamlar mı, çok ondan emin değilim. Ama Biden veya Biden gibi biri, hani ona benzer birini oraya Demokrat Parti orada muhtemelen aday olarak koyacak. Kim gelecek? O belirlenmeden o büyük dönüşümü yapmazlar. Bunun için birkaç yerden faydalanacaklar. Onlar da siderale göre vesaire hepsini hesaplıyorlar. Uranüs'ün bu geçişi artık ondan sonra mutlaka bu döngünün başladığını işaretini veriyor. Ve dünya 7 yıl içerisinde, bu yıl Haziran'dan sonra, 2024 Haziran'dan sonra dünya 7 yıl içerisinde aşama aşama, birden olmayacak, aşama aşama yepyeni bir sisteme, ticari, bankacılık ve parasal sisteme geçiyor. Bu da büyük ihtimalle dijital üstünden olacak. O kripto para dediğimiz, blockchain dediğimiz bütün bu sistemler artık absorbe olacak. Yılın sonuyla birlikte de, özellikle Amerika seçimlerinin bitimiyle beraber, 2025'le birlikte işte o büyük değişimin, dönüşümün hani bir kısmının ya da hani bir önemli bir adımının açılacağını düşünüyorum. Ama ondan önce, tabii bu dönüşümlerden önce ne olur? Her zaman savaş olur. Evet. Bu ana kuraldır. Savaş ne zaman? Savaşın soğuk savaş olacağını düşünüyorum. Evet. Bu yılın yine sonbahara kadar olan kısmı, sonbahardaki tutulmalar savaşı çok tetikleme eğiliminde. Bu yılın asıl hikayesi soğuk savaş. Soğuk savaşta neyi kastediyorum? İstihbarat savaşı. İstihbarat teşkilatlarının, bizde MIT, İsrail'de Mossad, işte Amerika'da CIA, bunların büyük savaşları var. Yani istihbaratı güçlü olan, hani bir dönem diyorduk ya data çok önemli, datası olan kazanacak. Şimdi istihbaratla ilgili 2024'te büyük bir mücadele oluşacak. Burada ben MIT'in kuruluş tarihinden zaten haritasını çıkartıp baktım. Son derece güçlü. Bizim elimizin güçlü olduğunu düşünüyorum. Burayı çok iyi yöneteceğini düşünüyorum. Çok iyi transitleri var MIT teşkilatımızın. Hani baktığımızda haritasıyla ilgili o anlamda eli güçlü etkileri var. Ama mesela Mossad, biliyoruz ki İran'da işleri karıştırdı. Yüzlerce ölü var. Daha yakın bir tarihte oldu bu. Burayı Türkiye'ye doğru kaydırmak için çok ciddi bir uğraşı içindeler. Orta Doğu'da Suriye, Beyrut ve İran üstünden bu savaşın büyütülmesiyle ilgili büyük çaba sarf edilecek. Ve ilk etapta, yılın ilk yarısı, ilk 8 ay, 9 aylık dönemi istihbarat savaşı şeklinde olacak. Yani soğuk savaş. Daha sonra bu
tetiklemeye dönebilir. Ama İran, Beyrut, Suriye ve biz, Türkiye, bu toprakların ve bizdeki MİT gibi ya da istihbarat gruplarının çok sıkı durması ve hani çok iyi çalışması gereken bir dönem başladı. Zaten çok ciddi Şubat ayıyla birlikte de ciddi terör saldırıları, ciddi iç karışıklıklar olabilir. İnsanların kışkırtılmamaya özellikle Nisan ayındaki bir tutulma var. Ama özellikle bu ay tutulmaları ve güneş tutulmaları ciddi karışıklıkları beraberinde getirebilir. Ve bu karışıklıklar, şimdi bizim ülke haritamızın karşısında bir Plüton var. Şimdi biz burada haritalara nasıl bakıyorsak, yurt dışındaki adamlar da bakıyor. Siz bir kuliste görseydiniz. Şimdi üçü arkadaşlar, hocaların kendi aralarında konuşuyorlar. Benim güney düğümüm öyle, senin suyun da şu, bu kadar. Biz bakıyoruz tabii ama onlar neler anlattılar o sırada. Dolayısıyla dışarıdan gelen dış etkilerin bir kere ülke ciddi bir kalkın... Dur, bizim Türkiye'nin neresindeydi Platon? Karşısında. Tam 7. evimizde ve sonra 8. evimize geçeceğiz. Yani biz yeraltı kaynaklarımızla ilgili bir şeyleri kullanmaya çalışacağımızı dış güçler, neyse o dış güçler anladığı zaman içeriden bir karışıklık yaratmaya başlayacaklar. Ve bu karışıklıkların temel sebebi ayrıştırma. Yani aslında o karışıklığı yaratan kişi, söyleyen ya da yapan kişi bizden değil. Ama bizi ayrıştırmaya çalışan söylemlerde bulunacaklar. Çünkü ülkemiz özellikle 2024'ün sonu 2025 ile birlikte ciddi bir zenginleşme, ciddi bir bereketlenme ve ciddi yeraltı kaynaklarının ortaya çıktığı bir süreç. Siz de böyle düşünüyor musunuz? 2024'ün sonunda Türkiye zenginleşir. Şöyle, ben o iç karışıklığın ikinci yarıda olacağını düşünüyorum açıkçası. Dijital parayla ilgili evet gelişiminde biraz daha Nisan ayıyla başlayacağını düşünüyorum altyapının. Ama kesinlikle Şebnem Hocam'a, Metin Hocam'a katılıyorum. Şöyle bir durum var çünkü. Dışarıdaki saldırılar bence Türkiye'nin savaşa gireceğini düşünmüyorum. Yani bir savaş çıkmayacak ama bu uçak sabahlarda bir it dalaşı derler ya, onun gibi ara ara gelecekler enerji i̇şte olarak. Soğuk savaşın şeyleri. Soğuk savaşın içindeyiz. Ama burada çevremizdeki yan komşularımızda hareketliliğin olacağını düşünüyorum açıkçası ben. Zaten oradan çok sınanacağız. Yani içeri çekilmeye çalışacağız. Evimizin içindekinden. Evet, sınanacağız. Ve ben bu içsel karışıklığın biraz Suriye tarafıyla alakalı olacağını düşünüyorum. Daha hareketlenecek gibi görünüyor. Özellikle Eylül tutulmasıyla beraber biraz daha hareketlenecek. Oradaki terör biraz daha alevlenecek diye görüyorum. Seçimlerle beraber biraz daha karışacak diye görüyorum. Biraz oraları belki daha sonra gelir seçimler kısmına ama biraz hareketlilik terör anlamında ikinci yarıda alevlenecek diye düşünüyorum. Mars-Satürn kavuşumu var. Evet. Bu hani iki yılda bir olur, sıkıntılıdır. Çok iyi yönetilmesi gereken bir alandır. Ne zaman? Bu ikinci yarı dediğiniz zaman. Sonbaharda mı? Evet, 16 Mart'ta başlıyor. 24 Nisan'a kadar bir aradalar. Ve işte gene böyle Nisan'ın ortalarında tam o kavuşumu gerçekleştirecekler ama süreç... bu kavuşum enerjisi Mart'ın sonu özellikle Nisan ayını çok riskli hale getiriyor. Özellikle de 8 Nisan tutulması sırasında o Satürn Mars kavuşumu bir de yakın plandalar. Yani birbirlerine yakın derecesel olarak geliyorlar. Şimdi bu nerede? Türkiye'nin yabancıları gösteren alanında, üniversiteleri gösteren alanında. Yurt dışıyla bağlantılı. Ama Türkiye'de yabancı da çok. Hatta Hamza Yardımcıoğlu yayında iddia etti. Hamza Yardımcıoğlu muydu? Hatırlamıyorum arkadaşlar. Evet. Yakın dönemde bir Afgan ordusu Türkiye'nin içinde. Hamza Yardımcıoğlu bunu ordu söyledi. Biliyor diyor. Ben izledim. Yani. Hamza Bey söyledi bunu. İşte burası açısından büyük bir risk var. Hamza Bey'in o yayında anlattığı, yani bunlar niye oradalar hani vesaire gibi o noktalarda hani bir çok sıkı tutulması gerekiyor. Evet, o alanın, içerideki mültecilerle ilgili halkın kaşınmasının, orası hani hassas bir nokta haline geldi. Tüm bu alanların çok sıkı tutulması gerekiyor. Çok. Nisan ayı bu anlamda Şubat ve Nisan ayı ama özellikle Nisan ayı son derece hassas. İsyanlar, halk hareketleri hem dünya açısından böyle bir risk var. Hem Türkiye açısından. Türkiye'de ama bunun mülteciler, yabancılar bunlar üzerinden olma potansiyeli var. Veya bizim uluslararası anlaşmalarımız, uluslararası ilişkilerimiz, komşularımız, turizm. Burayla ilgili noktalarda ama ben daha çok biraz halk hareketlerine yönelik mesela apusupuk şeyler olmuştu. Bu böyle birdenbire hani ne olduğunu anlayamadık. Evet. İşte Afganlarla bağlantılı Bebek'te, Bağdat Caddesi'nde
saçma sapan bir şeyler oldu. Evet, geçen sene titremek amaçlı. Garip, hani bizim hiç örflerimize, adetlerimize uymayan anormal şeylerdi. Bir kaşıdılar, olmadı, tutmadı Maya. İşte bunun gibi bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim. İşte biraz duygular fazla ya. İşte onun için bir de dengede olan bu işi kurtaracak. Ve ben mesela Amerika'daki iç karışıklılığın da zencilerle, yani siyahi ırk vatandaşlarla olacağını düşünüyorum açıkçası, öngörü olarak. Ama bizdeki kesiminde azınlık diye kabul ettiğimiz, çünkü bir kova enerjisi de var ya, dışlanmışlığını hisseden, azınlık diye kabul eden ve kendi sesini duyurmaya çalışıp ama bunu yıkarak biraz sert bir tesir ve etkiyle kolektif yapmaya ölümler çalışan kişiler, bir sesleri yükselecek gibi geliyor bana bu yıl. Kolektif ölümler dünyada çok ciddi. Bastırılacağını düşünüyorum. Yani ülkemizde bunun çok sıkı bastırılacağını ve kontrol altında tutulacağını. Türkiye'de kontrolden çıkmayacak. Yönetebileceğiz yani. Ama dünyada mesela. Dünyada çok zor. Çok yönetilemeyecek. Kolektif ölümler gerçekleşecek. Amerika'nın başı ciddi dertte bu anlamda. Evet. Ve Mart'la birlikte, Şubat, bu bahsettiğim tutulma tetiklemesi diye konuştuk ya. Evet, evet. Yani bu Amerika'nın da bir yerlerinde olacak. Ve orası çok riskli bir şeye işaret ediyor. Silahlanan bir ülke, bireysel silahlanmanın çok fazla olduğu ülke. İç karışıklıklar adına bu yıl Amerika'da işler çok zorlu olabilir. Özellikle Şubat'la birlikte başlayan Nisan ayı, tam seçim öncesi, seçimler bile biraz uzayabilir. Yani böyle bir karışıklıktan bahsediyorum. Ve akabinde yılın ikinci yarısıyla birlikte de enteresan şekilde Amerika bu işte yer hareketleri, depremler, ağır tsunamiler, yani doğa hareketleriyle, doğal afetlerle ilgili büyük sıkıntılardan geçebilir. Yine söylüyorum, her zaman söyleyeceğim, topraklarınızı bırakmayın. Yani bakın, gittiğiniz yerler yerle bir olacak. Hani o bizim kafamıza canlandırdığımız, hani Amerika. Evet. İnşallah oralarda da o bir gönül. Öyle bana gökyüzünü soruyorsunuz. Öyle büyük deprem bekliyorsunuz Amerika'da. Öyle yerle büyük sıkıntıların olduğu süreçler var gökyüzünde. Ben okyanusta bekliyorum. Karada değil de daha çok. Yani okyanus altında bir kırılmayla beraber. Çünkü tarihe baktığımız zaman 9 şiddetinde yine bu döngülerde olmuş Amerika'da. Şimdi tarih bize ısrarla bazı izleri de verir. Şimdi Amerika'nın kuruluş tarihine baktığımız zaman 1776'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi döngüye baktığımız zaman 1777'de Amerika içerisinde bir ayaklanma, Amerika'nın kurulmasıyla alakalı bir ayaklanma, bir kargaşa. Yine o dönemlerde sonra da Amerika kuruldu. Şimdi bu noktadan bakınca orada tarih tekerrür eder. Evet. Felsefesiyle doğru baktığımız zaman astroloji orada... Astroloji de bu zaten. Astroloji budur, okumadır aslında. Yani gökyüzüne okuma aynı ama tarihi okuma. Hangi tabii zaman ki döngüler denk vardır geliyor, dönüyor, ne ve olur. Ve Amerika'da daha çok su altında bir kırılmayla bir tsunami'ye yönelik 9 şiddet, yani geçmişte çok, çok şiddetli bir durum. Ve orada içsel karışıklığın açıkçası ben de öngörüyorum başlayacağını. Kesinlikle. Satürn Satabişa'dan geçiyor. Bir yıldızıl bölge burası. Varuna tarafından yönetilir. Kozmik sular, okyanuslar, denizler, nehirler ama özellikle okyanuslar üstünde çok etkilidir. Biraz batıdaki Poseidon ve Neptün enerjisine benzer bir şeydir o bölgenin enerjisi. Tam Satürn bu bölgeden geçiyor ve işte bu bilhassa şeyde Mart-Nisan döngüsünde ve özellikle Nisan'da da oraya bir de Mars eşlik edecek. Hakikaten çok haklı bu konuda Ayşegül Hanım'a ben de katılıyorum. Astrolojik olarak da hani Vedik'te de bunun karşılığı var. Sularla ilgili biraz zaten ters köşe senesi 2024. Evet. Yani herkes deprem bekliyor, tsunami olabilir. Evet. Ve volkanik hareketler. Hala o konuda endişelerim var. Türkiye'de mi? Tüm dünyada. Yani birbirini tetikleyecek volkanik hareketlerin ve bir dumanın ve bir puslu bir enerjinin, işte uçakların kalkamamasının, ticaretle ilgili belki bir şeylerin aksamasının bayağı hani ciddi bir şeyden bahsediyorum. Bunun da etkileri var. Biraz daha volkanik hareketler ve su hareketleriyle bağlantılı. Hani büyük deprem, karasal kırılmalardan ziyade bu ikisinin daha aktif olma potansiyeli yüksek. Peki Türkiye'de bu tehlikeye, mesela şuraya bakıyorum ve tehlike işte sinyalleri görüyorum. Deprem, sel ya da doğal afetler açısından soruyorum. Zor bir soru bu, biliyorum. Çok söylemek istemezsiniz, onu da biliyorum. Ama biz burada astroloji ne diyor, sizin yorumlarınız ne, ona bakıyoruz. Ya deprem, biz bir deprem bekliyoruz bu sene 2024'te. Şöyle göstergeler var aslında. Var. Yok, değil, yok diyemeyiz. Göstergeler değil mi? Var. Ama öngörü olarak ben o kadar aşırı yüksek bir şey kendi adıma söyleyeyim beklemiyorum. Ama mesela Şubat'ı o kadar yüksek beklemezdim diyorsun zaten. Evet, yani onu da söyledim baştan. Ama şimdi gösterge bazında bakarsak birden çok.
etken çok, de var yani 2024. Ama burası zaten bir deprem ülkesi. Evet. Yani dolayısıyla bakın Uranüs'te, Uranüs şu an Boğa'da. Biz batıya ne zaman evet, evet. Tutulmalar mesela deprem için tehlikeli zamanlar mıdır? Tabii, tabii zaten tetikler. Tutulmalar tetikler. Tutulmalar veya tutulmaların tetiklenmesi tetikleyebilir. Zamanlar, dereceleri. 17 Ağustos'a benzer bir döngü var mı bu süreçte gökyüzündeki tutulmalarda? Yok. Yok. Hayır. Hayır yok. Ama şu var. Biraz mesela şey Marmara'nın kuzeydoğusu, Gemlik, Armutlu vesaire, işte Yalova'nın yukarısı. Buralarda Çınarcık Çukuru diye bir şey var. Mesela şöyle yapıyorsunuz burada. Haritayı alıyorsunuz. Türkiye haritasının üstüne o kuşkulandığınız süreçleri oturtuyorsunuz. Bazı gezegenlerin hangi bölgelerden geçtiğine bakıyorsunuz. Hmm. Yani böyle bulmaya çalışıyorsunuz o bölgeleri. Astrokartografi. Evet. Aynen. İlker Hanım sizde astrokartografi falan bayağı. Hocam ben az da açıklamaya çalışıyorum. Astrokartografi dedi. Rica ederim. Ya öğrenmiş. Niye de astrokartografi dedi. Ben biraz işte Marmara'nın İstanbul değil. İstanbul'dayız. İstanbul büyük İstanbul depremini öngörmüyor. Hayır. Bu yıl bilemeyiz. Ama astroloji öngörmüyor. Yani ihtimali çok düşük olduğunu çok düşünüyorum. Düşük. Büyük İstanbul depreminin 2024'te ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Ama Marmara bölgesinin üst kısmında Çınarcık Çukuru denen işte Gemli'yi, Yalova'yı, Bursa'yı bağlayan daha ne deniyor? Marmara'nın kuzeydoğusu dediğimiz bölgede tabii onun yansıması olabilir. Çok çok büyük değil ama deprem olma ihtimali var. Bir şey diyeyim mi sevgili İlkay? Bir gün inşallah bir gün bize şöyle sorular sorulur. Ya bu yıl şehircilikle ilgili işte nasıl bir şey yapılması düşünülüyor? Sizce bununla ilgili ülkede bir öngörü var mı? İnşallah bir gün İnşallah böyle sorular böyle sormak sorular. Bana da nasip olur. İnşallah. Lakin şu an sorsam vallahi taşlarlar. Size dönsem. Ya bu kadar çok şey yani deprem ülkesinde yaşıyoruz. Korkunç depremler tarih boyunca yaşamışız. Ve üstelik yakın tarihimizde bu kadar kuvvetli işte 17 Ağustos ve 6 Şubat depremi var. Veya bir ya yani şehircilikle ilgili hala ne yapıldı? Evet. Ne yapılıyor? Uranüs bunu anlatıyor. Evet zaten. Bunlarla ilgili akıllı, ne yapılıyor? Siz neyi dönüştürdünüz? Hani kimse bununla ilgili bir şey ne soruyor ne de konuşulduğunu gördüm. Gezegenler deprem yaratmıyor. Evet. Benim her zaman söylediğim. Evet. Uranüs akıldır, Boğa'da topraktır. Eğer sen doğru bir şehircilik, planlama, toprağa ekme biçimi doğru bir şekilde yaparsan depremler daha kolaylıkla halledilecektir. Aslında olan negatif olaylar buna işaret ediyor. Daha sağlamını yap, daha iyisini yap, daha güzelini yap. Ya bir şey soracağım. Eskiden mesela Osmanlı'da varmış ya müneccim başında astrolog var mesela. Tabii. Şimdi bugün biliyor musunuz mesela MİT'te ya da devlet yönetiminde astrologlar ya da tabii ne bileyim çalışıyorlar değil mi bunlara? Hakimler biliyorlar mı? Medyumlar. Yani hani tabii şey yurt dışında çok yani Türkiye'yi bilmiyorum ama yurt dışında tabii CIA'nda her şeyinde var. FBI'nin kadrosunda var. Yani biliniyor bu. Orada öyle hani gizli kapaklı bir şey yapılmaz zaten. Kadrosunda var. Fransa'da Mitterrand'tı galiba. O işte cumhurbaşkanlarından bir tanesi astrolog olmadan adım atmıyordu. Hani toplantıları durdurup bir telefon açıp soruyordu falan. Öyle bir hikayeler biliyoruz. Ama özellikle Amerika, Rusya. Bu konuda Rusya çok bir şeydir. Hem bilgilidir hem de çok Türkiye'de çalışma yapar. Türkiye'de kullanılıyor olduğunu yani bilmiyorum hani biliyor musunuz diye onun için bilmiyorum. Ama olmadan. Şöyle bir şey gerçekten bilmiyorum sizin de mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Yani tarihler olan seçilen tarihler onları yani bu kadar tesadüf iyi zamanları mı seçiyorlar? Çok iyi zamanlar gerçekten. Ha işte seçim zamanları i̇şte falan İstanbul mesela belediye mi seçiliyor? Yani. İstanbul Belediye Başkanı'nın işte pazar günü geçi oluyor ayın şu anda hatırlayamadım. İşte şey vardı ismi belirlenmiş olan ismi duyurusu yapacak. Mesela çok özel seçilmiş bir tarih. Tamam. Buradan anladık yani bu tesadüf olan. Ama kullanılmalı da zaten. Kullanılmalı. Şimdi burası çok önemli. İnsanlar bunu hocalarımızdan dediği gibi falcılık gibi falan zannediyorlar ama bunlar ciddi kadim bilgilerdir. Evet. Ve kendini ispatlamış bir ilimdir baktığımız zaman astroloji. Şöyle geçmiş tarihe bakın ne diyoruz? Bu zamanda bu olmuş diyoruz. Tabii. Dikkat edin birebir olmasa da benzer şeyler illaki kendini gösterir. Aslında ekonomi gibi. Hani ekonomistler çıkıyor geçmiş döngüler dönemde. Döngüler tekrar ediyor. Aynen sistem bunun üzerine kurulmuş. Yani dünya alem sistemi bunun felekler üzerine kurulmuş bir sistemin üzerindeyiz. Yani bunu kadim bilgilere de bakarsanız bulursunuz. Kur'an-ı Kerim'de de bulursunuz. Şimdi bu kadar mutlak kabul ettiğimiz bilgiler gözümüzün önündeyken
biz hala nasıl şüphe noktasına kalabiliriz ki? Bu da tabii ki kişinin özgür olduğu alanlar ama bence burayı bir düşünsünler derim. Şimdi şey soracağım. Geleceğim tabii, siyasette değişim var mı, ne görüyorsunuz? İşte daha ülkemizle ilgili soracaklarım var ama şimdi Şubat sonu, daha doğrusu daha ocağın sonuyla beraber başlıyor ya bir dönem. Nasıl geçirmeli insanlar? Yani bu tutulmaları falan, bir taraftan da hani izleyenler en maksimum faydada geçsinler diyoruz ya. Ya İlk yarıyı değerlendirsek. Ya ben bir şey şu zamanlar tutulma günleri mesela evden çıkmaz mıymış insanlar? Ya yok canım, daha neler ya, Allah aşkına. Ha. Gidin sadaka verin, bir haycanın karnını doyurun, yardımcı olun insanlara. Adam çalışıyorsa gitmek zorunda. Yapacak burada bir şey yok. Ama burada çıkmak zorundaysa dışarı, bir haycanın karnını doyurabilir. Ve bir fidan dikebilir. Bir insana yardım yapabilir. İnfak ve sadakayla bunu dengeye getirebilir. Namaz kılabilir. Kendine, inancına göre Allah'a yönelebilir. Zikir yapabilir. Ama bunların hepsi iyi ve vicdanlı insan olmak düzleminde insana katkı sağlamak için. Yani ben birey olarak tutulmadan ne anlıyorum? Bu beni hayra mı yöneltiyor? Aslında sebepler dairesini okuduğumuzda ben duaya yöneliyor muyum? Beni daha iyi bir insan olmam için bir vesile kılıyor mu? Ben tamamen tutulmaların böyle değerlendirilmesini bireysel hayatlarımızda düşünüyorum. Peki şey var mı Şebnem Hocam? İşte tutulmada evlenmeyin, atıyorum bir işe başlamayın. Şu kadar önce yapın, bu kadar sonra yapın gibi dikkat edilmesi gereken şeyler. Ya mesela tutulma doğumları, tutulmada doğan kişiler... Trump bunlardan bir tanesidir. Tam bir tutulmada doğmuştur. Ay tutulması da doğmuştur. Özellikle ay tutulması doğumları o riskli bir hayata işaret eder. Hayatı boyunca hiçbir şeyin düz gitmediği, sürekli iniş çıkışlarla uğraşan, bunu seçmiş ruhlardır. Trump'a geri dönüp baktığınızda belki 10 kere çok ciddi iflası var. Adam bütün hayatı boyunca iflas etmiş, tekrar çıkmış. İşte Amerika başkanı oldu, yani büyük çıkış ve inişleri var yaşamında. Sağlıkla ilgili sıkıntılar çıkartabiliyor, başka şeyler olabiliyor ama ruh da bunu seçiyor. Doğurmayın yani, tutulmadan tutun kendinizi. Yani eğer yapabiliyorsanız, öyle olması gerekiyor bazen de. Öyle tutabiliyorsanız tutun tabii ki. Tutmayalım Şefkan'ım ya, doğsun ya. O da onu deneyimlemek için geliyor. Bize zor geliyor ama belki Trump'a kolay geliyordu. Şöyle bir şey var. Bir hikayem var bununla ilgili. Çok sevdiğim bir arkadaşım, yakın arkadaşım. Çok da sevdiğim biri. Hamile, bebeği işte olacak. Böyle yakın bir zaman geldi ve ben hiçbir zaman, hiçbir dönemimde şey vermedim. Doğum tarihi vermedim. Aman şu burç olmasın falan diye bekleyenler hiç. Olması gerektiği zaman da olur dedim. Tabii. Şimdi sezaryenlerle işte biraz böyle hani... Günleri seçebiliyoruz. Evet, maalesef falan. Böyle bir orada bir karışıklık da olduğu için. Neyse, bana dedi ki yakın arkadaşım Şebnem, hani doktor dedi senden haber bekliyor. Şu aralık, hani doğum için şu aralık uygun. Böyle 15 günlükte de bir süreç var. Yıllar önce işte bana dedi tarih vermen lazım. Ay bir açtım haritayı. Size anlatamam. Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Elinizde kalıyor. Yani ben o gün hiçbir canlının o süreçte doğmasını istemem. Yani. 15 günde. Hiçbir korkunç bir şey. Ha, bazen böyle oluyor ya. İşte bizde kala sarpa yogalar var vesaire var falan. Ama buraya minik parantez açayım. Bak bitireyim. Tamam, bir şey. İlginç bu hikaye. İzleyecek arkadaşınız da o yüzden. Buyurun. Şimdi durdum. Ne yapabilirim? Doğru bir de hamile birinden bahsedeyim. Hani şunu yapma bunu yapma desen zaten ağlamak için bahane aradığım bir dönemdir. Tabii, bilirsiniz hormonlar tavan falan. Döndüm arkadaşımın haritasına. Jean Lop gibi bir çocuk evi var. Hiçbir sıkıntı yok. Dedim ki bu tarihte doğmayacak içimden. Ve ona uydur kaydır bir tarih verdim. O kadar eminim ki ama doğmayacak dedim. Yani bu çocuk bu haritaya göre, anne ve babanın haritasına bakıyorum. Mümkün değil. Yani çok da iyi. Ve hakikaten çocuk neredeyse 1,5 ay önce hiçbir sebep yokken erken doğum oldu. Erken geldi. Şahane bir günde geldi. Kendiliğinden karar verdi. Çok mu istedim? Kısmetini hani onun kendi kaderiydi. Ben bile rahat ettim ama. Aynen öyle. Ve ama bakan güzel gözle bakmıştı. Yani yönetilmeyecek noktalar var. Hani bu anlamda bazı şeyleri hakikaten ne kadar yönetmeliyiz o da çok tartışılır. Ama... Bir şansımız varsa o da bir kısmettir. Hani denir ya çok sevdiğim bir şey. Kaderi sadece dua değiştirir. O duayı okumak kaderinizde varsa. Zaten Şebnem Hanım'ın da o haritaya bakıyor olması da bir dua. Ve tabii. Bu niyeti gütmesi de bir dua. Ben de bunu söyleyecektim. Evet, kalbimizde bir hikaye şeyi söylemiş olduk. Yani dolayısıyla onlar her şeyi birbirini zincirleme bir reaksiyonla getiriyor. Ama mümkünse yönetebiliyorsak. Hani yönetmeyi çok seviyor ya insanoğlu bu dönemde özellikle. Tutulmalarda yeni bir şeye başlanmaz. Tutulma günü adı üstünde tutuluyor enerji.
Eski üstadlar eğer mümkünse evden çıkmamayı önerirler. Ama evden çıkmanız gerekiyorsa bir şeyi remedisi, bir şeyin resetlenmesinin tek bir yolu vardır, sadaka vermek. Sadaka gerçekten sizi koruyan en önemli enerjilerden biridir. Çünkü o paylaşma dürtüsünü, paylaşmayı ve bir şey için bir şeyin önüne geçmesini gerçekten sağlayan şahane bir enerjidir. Sadaka verebilirler. İlla her tutulma, işte zaten tutulma toplumla ilgilidir. Bireysel haritalardan ziyade toplumları daha fazla ilgilendiren etkilerdir. Onun için deprem falan şu denkleri. Özellikle güneş tutulmaları işte daha kolektifle ilgili bir alanı yönetiyor. Yani mümkünse tabii ki bir şey başlatmamayı öneriyoruz. Düğün dernek yapmamayı o öneriyoruz. O gün mü? Bir hafta önce, bir hafta sonra mı? Üç gün önce, üç gün sonra. Bir gün öncesi en riskli zamandır. Enerjinin böyle hani yoğunlaşıp çok böyle yüksek bir hale gelip patlamaya hazır olduğu zamandır. Bir gün öncesi aslında tutulmadan daha riskli zamandır. Çatatürsi deriz biz buna. Vedik lisanında çatırdayan demektir. Böyle çatırdayan bir enerji olur. O bir gün öncesine çok dikkat etmek lazım. Ama yapamıyorsak, değiştiremiyorsak da sadakamızı verip Allah'a güvenip devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi Ayşegül Hocam, 21 Nisan da çok önemli diyorsun. Evet. Ne var burada göksel olarak? Şimdi 21 Nisan'da Uranüs ve Jüpiter tekrar bir kavuşum içerisinde oluyorlar. Yaklaşık 14 yılda bir bu kavuşum olur. Boğa, bizim Batı astrolojisine göre baktığımız zaman Boğa burcunda olacak bir buluşma. Şimdi tarihsel sürece baktığımız zaman çok önemli kırılma döngüleri olmuştur. Bunlardan bir tanesi de 1941'deki Dünya Savaşı'dır. Jüpiter ve Uranüs enerjisi bir araya geldiği zaman ben onları biraz yaramaz çocuk enerjisine benzetiyorum. Çünkü Jüpiter büyüten bir etkidir. Uranüs de ele avuca sığmayan bir noktadır. Şimdi bunların ikisi bir araya geldiği zaman abartılı olaylar, hareketler, sınır tanımama ki ben açıkçası burada biraz İsrail bir yaramaz çocuk olarak sınırları aşacağını düşünüyorum ki bir konuşmada da şunu duymuştum bir İsrail yetkiliden. Amerika'ya demişti ki ben senin bayrağındaki yıldızlardan biri değilim. Yıldız enerjisi kolektifte çocuk demektir. Yani ben senin çocuğun değilim dedi aslında bilinçaltı sembol dediydi. Buradaki kavuşumda da Amerika İsrail'i bence zapt edemeyecek. Zapt edemediği zaman taşkınlıklar yapmaya başlayacak ve biraz sınırlarını zorlayacak. Burada çok ciddi kırılmalar bekliyorum. Çünkü abartı enerjisiyle beraber ele avuca gelmeyen bu süreç ister istemez Amerika'yı da biraz sıkıntıya sokacak. Kendi içerisinde çatırdamalar, bu konuyla ilgili anlaşmazlıkların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Şimdi Jüpiter, Uranüs kavuşumu aynı zamanda dijital paraları da temsil eder. Şimdi dijital paralar boyutunda evet bir gelişim, girişim, bir hamle olacak. Bunlara yönelik belki de beklediğimizden çok daha hızlı bir sürecin olmasına yönelik düşüncelerimde. Dijital paraya geçişle ilgili. Geçişle ilgili. Biraz beklediğimizden daha hızlı. Dünyada mı, Türkiye'de mi? Dünyada. Ama şöyle bir şey var. Ben şunu düşünüyorum. Şimdi dijital paraya geçiş biraz daha sanal boyuta insanları çekmeye, bu 2024 Metaverse dediğimiz o etkiye doğru insanları çekmeye yönelik alt planı yapmaya çalışıyor. Dijital paralar işte Plüto Kova'ya girdiği zaman belki bilimsellik adı altında manipülatif bir etkiyle insanları avcı ettiği noktalara doğru ilerletmeler, çekmeler gibi bir alt yapı aslında 2024. Ve ben şunu düşünüyorum ki burada uyanık olanlar veyahut da bazı şeyleri daha marjinal ve farklı görenler bunun farkına varacak. Burada bir direniş olabilir. Dijital paraya yönelik toplu bir eylemsellik noktasına veyahut da sadece dijital para olarak demiyorum. Üst akılın oluşturmaya çalıştığı düzenle. Bir baş kaldırış ve iç karışıklıkları da olabilir. Yani artık insanlar uyanmaya başladığı bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Çünkü kova enerjisi halk boyutudur. Plüto da onun üzerinden geçiyor artık diyor değişin dönüşün uyanın diyor. Orada ciddi bir halkı sarsacak. Bununla alakalı da ciddi taşkınlıklar olabilir. Bu 21 Nisan'la olan etkili durumlardan dolayı. Şimdi burada yine Jüpiter ve Uranüs etkisine baktığımız zaman teknolojiyle alakalı da şeyleri söylüyor. Uranüs etkisi hava elementiyle alakalı olduğu için şiddetli rüzgarları da gösterir bize. Ben bu 21 Nisan'ı önemsiyorum açıkçası bu iki gezegenin kavuşumuna hem şiddetli rüzgarlar boyutunda hem dijital paraya geçiş noktasında hem de maalesef Uranüs biraz deprem etkisi de yaratan bir şeydir. Ve Boğa burcunda olduğu için bununla alakalı bir yer tetiklemesi de olabilir. Ama biz bunu doğruya kullanırsak, şimdi negatifinden konuşuyoruz çünkü olasılıklar boyutunda dualite sisteminde siyahı da vardır, beyazı da vardır.
Beyazı noktasından bakarsam toprak elementinde olduğu için Jüpiter Uranüs tarımla alakalı çok yeni icatlar yapabilir. Yani daha çok yapay ürünlerden doğal ürünlere geçiş yapabileceğimiz ve bunu da insan kuvvesini yormayacak şekilde daha makineleşme, daha icatsal boyutta tarıma yönelik kolaylaştırıcı makine icatları boyutunda da olumlu anlamda kullanılırsa bence güzel bir etki ve tesir yaratır. Peki orada az önce konuşuyordunuz aranızda bir şey var, o korkunç dediniz, ne o? Korkunç olan. Nisan ayı içerisinde. Evet. Bir ya, şey var korkunç. Şöyle biraz. Gerçekten çok acayip göstergeler var Nisan ayı için. Öncelikle bu Jüpiter-Uranüs kavuşumları hiç hayra alamet olmaz. Hem ekonomik olarak yani para piyasaları açısından hem de çok sıkıntılı kritik yıldız bölgelerinde gerçekleşecek. Nakşatra diyoruz biz onlara. Agni diye bir bölgede gerçekleşiyor. Burası haddini bilmemekle ilgilidir. Sınırını tanımama, haddini bilmemekle ilgilidir. Onun için İsrail diye evet, ben de aynı fikirdeyim. İsrail'in orada haddini bilmeyip ama çok acayip bir şey yapma potansiyeli var. Ayşegül çok güzel anlattı ama orada şöyle bir şey var. Satürn görünümünde. Ve Mars özellikle tam 21-22'sinde tam bu hani üst noktaya çıktığında bu enerji. Mars çok kritik bir derecede. Sideral zodyağa göre söylüyorum hepsini. Satürn görünümde tutuyor. Şimdi Satürn oraya bir ayar çekecek ve Satürn öyle bir alandan da geçiyor ki bir taraftan karmik enerjiler ve ilahi adaletle ilgili de çok önemli etkiler içerisinde olacak. Dolayısıyla orada başlayan bir had bilmemenin hiç beklenmedik Uranüs'te devrede olduğu için hiç umulmadık bir şeye gitme potansiyeli var. Ve İsrail'in bütün bu yaptığı korkunç, artık savaş bile denemez buna. Yani savaşta korkun, yapılmayacak korkun, şeyleri yapıyor tabii. Şu anda. Bütün dünya seyrederken. İşte burayla ilgili ya bu seyredenlerin başına hani beklenmedik bir şey getirecek veya orada hiç umulmadık bir hale o işin dönüşmesi ve karmik yasaların geri dönüş yapmasının potansiyeli var. Yani beklenmeyeni bekleyin ama umulmadık bir yerden başlayan bir şeyin hiç umulmadık bir hale dönüşmesi, umulmadık bir yerden de gol yemekle ilgili etkiler de var. Nisan çok ilginç olacak bu anlamda. Ya hızlı da bir geri dönüşüm o zaman. Hemen ilahi sistemde. Çok hızlı bir geri dönüşüm. Çünkü 8'inde bütün bunlar olurken 20'si civarında tam tetikleme var. 8'inde tutulma var. Tutulmadan burada Uranüs sonra. Jüpiter aslında bir de Plüton'un kovaya geçmesiyle birlikte Mart'ta başka bir pencereden de bakmak lazım. Plüton kovada olan çok önemli biri var aslında. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haritasında yükseleninde Plüton kova. Uranüsyen bir aklı gösteriyor. Uranüs boğa, Peygamber Efendimiz de aynı zamanda boğa stelyumlu doğmuş birisi. Dolayısıyla nereye geldi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Cahiliye dönemine. İnsanların acımasızca birbirini katlettiği, bilginin olduğu, ilmin olduğu ama birbirine acımadığı bir dönem. Bir Arap kabilesinin içerisine geldi ve burada bir uyanışa sebebiyet verdi. Jüpiter'de ilahi. Uranüs ve Jüpiter'in kavuşumu ve bunun Plüton'dan kare alması bana şunu düşündürtüyor aynı zamanda. İlahi kanalda bilgi verecek bir Mehdi ya da bilen bir insan, bir Nebiullah'ın ortaya çıkabilme potansiyelinin de... Ne zaman bu? Hani hep Nisan, lider beklentisi var bu Nisan'da. Bu tamamen değil ama bu 20 yıllık şimdi. Bir döngüyü... Nisan'da ben yandım yarabbi. Nedense ben de tebliğ etmek istiyorlar çünkü. Evet. Çok ilginç. Evet. Dolayısıyla şey burada ama burada daha bireysel şuurda kişilerin Muhammedi şuurunu, Mehdiyetini, algısını, değerlendirmesini ortaya koyacağı bir takım olaylar yaşanacak. Ve bu olaylar maddeyle ilgili olacak. Maddenin ve paranın İnsan hayatında önemli olmadığını, parayla dışarıda felaketler olduğunda çok zengin olsanız da hiçbir şey yapamayacağınızı gözlemleyeceğimiz bir dönem. O yüzden özümüzdeki Halifetullah ve Evliya şuurunun uyanmaya başladığı muazzam bir Hazreti İnsan yolculuğu başlayacak. Ve bu Hazreti İnsan yolculuğu özellikle tabii ki yıkımlar, kaotik dönemler, depremler, bazı felaketler, dünyada büyük güçlerin yerle bir olmasıyla birlikte aslında asıl olan gücün ve asıl olan ol diyenin, kün feyekünün Allah Celle Celali olduğunu bizlere seyrettirecek. Ve bu seyirde
ilimle olacak. İlim nurdur. Muhammedi şuurda nurdan yaratılmıştır. Öyle bir lider beklentiniz var mı Nisan'da Şebnem Hocam, Ayşegül Hocam, size? Yok. Yani yeni liderler var. 2024 dünyada ve Türkiye'de yeni liderlerin siyasi açıdan diyorum herhalde. Çıkış dönemlerini gösteriyor. Ama 2024'ün sonuyla birlikte o etki asıl başlıyor. Yani hem dünyada hem ülkemize yeni liderler geliyor. Değişim dönüşüm. Peki öyle bir Mehdi gibi bir lider, bir kurtarıcı, bir bilgi bir şey bekliyor musunuz? Orada yani ben o konuda şey bakıyorum, yani çok dikkatli olunması gerektiğini tabii düşünüyorum. Çünkü Neptün'de dediğim gibi balıkta. Vedik'te bu Neptünyen enerji aşırı tetiklenmiş durumda, özellikle sidereal zodyağa göre. Bu da yanılsamalara çok neden olur. Ben Mehdi'nin ya da bu görevli beklenen kişileri bir kişi değil de en azından çok yakın planda bir bilinç, bir kolektif, yani birlikte bir şeylerin yapılmasıyla ilgili belki öne yok olacak, bir şeyi başlatacak, böyle bir etki olacağını düşünüyorum. Ama daha çok o bahsettiğimiz 2025-2026 gibi duruyor. Sana Ayşegül Hocam ne değerlendiriyorsun? Ben sık şekilde manipüle edilmeye çalışılacak diye düşünüyorum insanlar. Çünkü bakacak ki İsrail ve Amerika işin içinden çıkamıyor. Yaptıklarının hatta hesabı yok. Bu şekilde bir şeyin arkasına sığınmaya çalışacaklar. Onun için insanlar o aydan gidiyor demiştim ya, hatırlayalım, duygular. Oradan yakalamaya çalışacaklar insanları. Ama ben kesinlikle bu süreçte gerçekten Mehdi diyebileceğimiz bir yüksek şuurun geleceğini düşünüyorum. Zaten bu süreç başlatıyor. Yani önümüzdeki 20 evet. yıllık bir süreç. Bu başlatan yıl. Başlıyor onun ben gelişim, Nisan'da çıkacak demiyorum. Önümüzdeki geleceğim. 20 yıllık bir süreçte ortaya çıkacak diyorum zaten. Daha ona vakit var. Okey. Hayır, ne bileyim, ben yeri gelmişken, öyle konuşulmuşken sormak istedim. Peki geçelim mi Haziran ayına, ikinci yarıya? Siyasette ciddi bir değişim bekliyor muyuz Şebnem Hocam? Sanki geçmesek daha iyi Haziran ayına. Haziran ayına hani böyle bir direkt geçsek. Esas Ağustos'a atlasak hatta. Değişim direkt. Dönüşüm Haziran'da dedin Şebnem Haziran, Hocam. Haziran yani Türkiye için kritik bir dönem. Haziran ve Temmuz. Dünyada özellikle bu Nisan ayı çok önemli. Ama Türkiye için yani oraya kadar, Haziran ayına kadar Türkiye bir sürü bu konjonktörü, bu dinamikleri, bu hani değişik enerjileri daha yönetmeye dönük ve kontrol etmeye dönük etkileri var. Ama Haziran'dan itibaren bizim işimiz de çok zorlaşıyor. Bu 12. ev dediğimiz bir alan vardır bizim astrolojide. Arka alan diye anlatabiliriz bunu. Gizli alanlar diye anlatabiliriz. Türkiye haritasının 12. evi çok sıkıntılı çalışır. Ve buraya Uranüs gelecek. Gene sidereale göre söylüyorum ben, biliyorsunuz artık. Haziran'la birlikte 7 yıl boyunca Uranüs buraya geçecek ve ilk geçişi riskler barındırıyor. Çünkü tetiklenmeleri de sıkıntılı görünüyor. Dünyada bankacılık sistemiyle ilgili işte bu dip dalganın yavaş yavaş kendini belli etmesi ve sistemin değişmesine yönelik, dijital sistemin değişmesine yönelik etkilerin çok daha yoğun hissedildiği, öncesinde bir savaş enerjisinin aktif olduğu bir süreç var. Dünyada, Türkiye'de? Türkiye'de şok etkiler, ülke gündemi açısından hiç beklenmeyen skandallar, şok etkiler, ifşalar. Çok ciddi ifşalar. Evet, ağır ifşalar. Bunlar siyasette söz konusu mi? Olabilir. Siyaseten. Çünkü bir de aks, yani tutulma aksı ve kadersel gezegenlerin 1,5 yıl boyunca, 2024 boyunca ya da diyelim kalacakları aks, hükümeti, tepe noktasındakileri gösteren bir yerle tam karşısında muhalefeti ve halkı gösteren bir yerde. Dolayısıyla iç dinamiklerimiz, topraklarımız, gayrimenkul sektörü, emlakla ilgili alanlarda değişim dönüşüm dönemi var. Ve Ketu'nun bulunduğu yer, krizlerin yaşandığı yerdir. Bir emlak krizi yavaş yavaş geliyor 2024'ün ikinci yarısından itibaren. Banka iflasları olabilir. Banka iflasları, emlak krizleri, maddi alanları. Peki siyasetin zirvesinde bir değişim dönüşüm bekliyor musunuz? Olabilir. Yani yöneticilerin şu anda hani önemli noktada olan yöneticilerin sağlık problemleri. Bir koalisyon var yani, sadece işte AK Parti değil, MHP de şu anda sistemin içerisinde. Her iki taraf için de söylüyorum, ciddi sağlık problemleri, hiç beklenmedik bir takım gelişmeler. Yani bizde pek böyle hani ifşalar falan çok fazla sistemde bir değişiklik yaratmıyor. Ama sağlıkla ilgili bir takım hani beklenmedik gelişmeler, yöneticilerin aileleriyle ilgili bir takım sağlık problemleri ya da hiç beklenmedik gelişmeler söz konusu. Yani değişimler olmak zorunda olabilir.
Evet. Kadersel olarak. Aynen, kadersel olarak da olmak durumunda kalabilir. Hatta biz sonbahara bir seçimle girebiliriz tekrar. Bir seçim etkisi olabilir. 2024'ün sonu, 2025'in başında. Güçlü Metin, Ayşegül Harputlu. Şöyle, buraya eklemek istediğiniz bir şey var mı? 31 Mart'ta değil mi seçimden, yanlış hatırlamıyorsam, belediye seçimleri. Ben orada şöyle, evet, iktidarın sağlık problemleriyle ilgili gerçekten güçlü etkiler var. Ama ben orada muhalefet çok gözüme çarptı. Muhalefet çok karışacak. Muhalefetin çok. Muhalefet 31 Mart seçim öncesi. Seçim 31 Mart'ta seçimler karışacak. Olabilecek mi? Olacak. Belediye seçimlerinde. Benim bahsettiğim zaten belediye seçimlerinden sonraki süreç. Sonra biraz aylarıyla başlayan tabii. Dönem. Sonra esas karışıklık Eylül başlıyor. Ayı, Haziran ayı. Hatta Eylül. Haziran'da başlıyor ama asıl Eylül ayı. Oradaki en büyük sıkıntı Neptün'ün Şiit'le buluşması. Evet. Şimdi Şiit demek, bir de bu, şimdi hadi buluşsun tamam, sıkıntı yok da bu tepe noktasında gerçekleşiyor. Yani görünür olan kısmında ve görünür olan bir takım olaylar. Yani haritanın, ülke haritasının görünür bölgesinde gerçekleşiyor. Şimdi bu sanat için çok iyidir, yaratıcılık için çok iyidir, spiritüel alanlar için son derece iyidir. Bunların çok ortaya çıkması okey ama bir kere psikoloji açısından çok sıkıntılıdır. Depresyon, beklenmedik etkiler, umulmadık durumlar. Muhalefet için de zaten çok zor bir sene. Yani 2024 muhalefet için zaten Ketu krizleri yaratan nokta orada. Büyük krizler var. Muhalefet için derken biz şeyin muhalefet partisinin haritasına göre mi, kuruluşuna tabii. Göre mi onları değerlendiriyoruz? Yok, burada hani muhalefeti gösteren bir yer var, hükümeti gösteren bir yer var. Ülke Türkiye haritasında. Türkiye haritasında. Bu yönetenin evi, evet, bu aynen. Muhalefetin evi. Yönetenin evinde Neptün var, büyük karışıklık. Ve Şiit gibi çok ağır yıldızlarla buluşma var. Muhalefeti gösteren yerde Ketu var, krizleri yaratan noktadır. Dolayısıyla sadece muhalefet için değil, yöneten için de, hükümet için de kritik ve çok karışık bir süreç var. Ama iktidarın işi zor, muhalefetin işi zor. Ama iktidar mesela belediye seçimlerine güçlenerek girecek. Evet. Öyle mi? Çok büyük çok güç kazanacak. Çok tarihli bir şey söylüyorsunuz. Mesela İstanbul'u kim kazanır? Alabilir. Adaylara bağlı. Yani adayların orada bağlı. Yani şeyin İmamoğlu'nun, Sayın İmamoğlu'nun haritası son derece güçlü. Onun karşısında kim çıkartılacak açıkçası ona bağlı. Yani sadece çünkü belediye seçimleri biraz farklı bir konjonktürdür. Sadece parti seçimi gibi olmuyor. Daha farklı oluyor. Yani bireylere de insanlar yönelebiliyor. Orada tamamen daha henüz açıklanmadı. Yani biz bu yayını çekerken henüz açıklanmadı. Belki açıklanacak yayınlar. Açıklandığında bunu mukayese etmek gerekir. İmamoğlu'nun haritası şu anda güçlü durumda. Öyle zayıf durumda değil. Zaten kolay pabuç bırakan bir haritası da yok. Çok güçlü bir duruşu var. Şöyle söyleyeyim size. Mesela Elon Musk'la İmamoğlu'nun haritası birbirine çok benzer. Çünkü çok yakın, aynı yıl, aynı ayda doğmuşlar. Ve belli noktalar, ana gezegenler birbirine benzer şekilde. Tabii ki hani haritanın aynısı değil. Dolayısıyla Elon Musk'la hani meydan okuyan böyle bir yapısı var. İmamoğlu'nun haritasında da böyle bir etki var. Belediye içinde çok uygun bir enerjisi var. Yani o harita aslında belediyeleri yönetmek adına ya da belediye yöneticisi olmak adına güçlü etkiler de veriyor. Ama orada doğru olan... Kim çıkacak karşısındaki rakip ona göre ancak ölçümü yapılır. İktidar güçlenerek yerel seçimlerden. Güçlenerek çünkü haritasına baktığımızda belediye seçimlerinde ama yine de tabii ki karşısına çıkacak kişi önemli ama sadece iktidarın haritasına ve yönetimin haritasına baktığımızda belediye seçimlerinde iktidarın güç kazanacağını söylemek çok mümkün. Tabii karşısına çıkacak insana bağlı. Ayşegül Hocam? Ben de Metin Hoca ile aynı fikirdeyim. Hatta ben şunu düşünüyorum. Yani bu bir öngörü olarak kabul edilsin. Bu karışıklıklardan dolayı belki biraz zayıflayacağını düşünüyorum. Ve orada bir seçim olmazsa da Ekrem İmamoğlu'nun muhalefetin başına geçeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Yani oradan yürüyeceğim. Çünkü güçlü haritası o asla arkada kalamaz o konuda. Ama siyasette mutlaka bir noktada kendini göstereceğini düşünüyorum. Yani ya belediye olarak İstanbul Belediyesi'nin başını veya muhalefetin muhalefetin başında olacak noktasında. Evet, muhalefet özelinde. Haberiniz olsun yani. Buradan kayıtlara gitsin. Sorduğunuz hani aynen öyle astroloji böyle söylüyor. Çünkü haritası güçlü olduğu için geri de kalamaz hocamın dediği gibi. Orada belediye seçimleriyle olan durumlar da önceki karışıklıklardan ve çok seslilikten dolayı olabilir. Burada bir güç kaybı olabilir. Belki buna göre bir temkinli davranışta bulunabilirler. Çünkü astroloji dediğimiz gibi bir öneri boyutudur. Gördüklerimizi söyleriz. Ona göre şekillenirseler de ne hala. O boyutta öyle bir
durumu olursa, bir kayıp durumu olursa ben Ekrem İmamoğlu'nun siyaseti bırakacağını düşünmüyorum. Muhalefet kanadında. O haritayla bırakamaz. Evet, yani liderlik boyutuyla da ilerleyeceğini düşünüyorum. Ve o gelirse Allah de muhalefetin daha fazla ilerleyeceğini de düşünüyorum açıkçası. İlerleyen zamanlarda. Yani tam seçim öncesi, belediye seçimlerinden önce belki bir siyasi yasak da gelebilir. Evet. Yani belediyeye aday olmasıyla ilgili bir şey olabilir. Çok sürprizli bir çok yer. Sıra dışı. Skandallar evet, olacak. Evet, çok sıra dışı. Ama şunu da unutmamak lazım. Bir daha söylüyorum. Beklenmeyeni bekleyin. Evet. Yani ne plan yapılıyorsa bunun çok hızlı üst plan yapan tarafından çok hızlı bozulma potansiyeli de var. Ve buradaki en önemli nokta etik olandan, hak alanından, hak yolundan ayrılmamak gereken bir dönemden geçiyoruz. Hem bireysel hayatımızda hem toplumsal etkilerde. Bu yüzden çok sürprizli şeyler yani de çıkabilir. Yani biri plan yapar, Allah aşağı etmek ister, kendi hayatlarımıza da böyle. Ama öyle bir döner ki yükseltiverir. Yükseltiverir. Öyle bir dönem bu. Hani eskiden böyle Allah'a bırakırdık yani teşbihte hata olmaz. 3-5-10 yıl, 20 yıl bir ömür içerisinde geri döner diye sanki ilahi sistem de tak diye yapıştırıyor yani göksel olarak daha da böyle hızlandı. Daha hızlandı. Şey, değil mi? Sanki evet. Aralık azaldı. Artık ağzımızdan çıkan şeyler artı veya da eksi daha hızlı dönüyor. Bize ya da yaptığımız eylemler daha hızlı dönüyor, daha da hızlanacak. Evet, daha da hızlanacak. Evet, fitneyle, fesatla, planla falan kimse uğraşmasın siyasette ya da hayatın içinde. Hiçbir zaman ama bu hiçbir zaman olmasa şu zaman hiç olmasın. Bu yıl özellikle hani bunun geri dönüşünün çok ağır olduğu ve hani planla ilgili yapılan plan, bütün bu sınırların çok acayip değişebileceği bir sene. Evet. Sınırların. Sınırların, planların. Ama bizim sınırlarımızla ilgili bir tehlikede görmüyorum. Şöyle, belki Satürn Mars koşulunda denizlerle alakalı sınırlara yönelik bir müdahale olabilir de. Ha, evet. Ama bir şey olmaz. Sonuç getirmez ama orada bir Yunanistan'la alakalı bir şeyler olabilir. O tarihsel hep bir şey var zaten aramızda. Milden kaynaklı. Bakın yeraltı kaynaklarının keşfedilmeye bunu her zaman da söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Çok ciddi yeraltı kaynaklarımızın keşfedildiği ve ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Ülkenin ciddi bir zenginleşme boyutuna doğru gideceği bir süreçteyiz. Elbette bir takım ekonomik krizler olacak, bir takım çalkantılar olacak. Kolektifte olan ülkeyi de etkiliyor. Ama ve lakin ülke haritasına genel olarak baktığımızda hem ülkenin ciddi zenginleştiği ve yeraltı kaynaklarıyla birlikte bireysel olarak kazançlarımızın ciddi arttığı bir dönemiz. Fakat burada şöyle bir durum olabilir. O kadar büyük felaketlerle, o kadar büyük geri dönüşlerle karşı karşıya kalabiliriz ki paranın da burada bir şey yapmadığını ya da kazanmanın da burada bir şeye yaramadığını deneyimlediğimiz süreçler yaşayabiliriz. İşte minik bir zaten simülasyonu yaşadık korona döneminde. Korona, markete gittik yok tuvalet kağıdı yok mesela paranla da alamadın gibi dönemleri yaşadık hep beraber. Ya 2026 ile zaten Türkiye yepyeni bir döneme giriyor. Çok 26 önemli. 2026 ile Şubat 2026 ile beraber Türkiye 10 yıllık fabrika ayarlarına döndüğü yeni bir döneme giriyor. Hatta kadın enerjisi yükselebilir. Kadın enerjisi yükseliyor. Büyük bir dönüşüm olacak. Yeni liderler ya da yeni lider ortaya çıkacak. Bununla ilgili hani yepyeni bir süreç var. Çok döngülerin çok hızlı değişti. Ve pozitif de bir süreç. Pozitif. Tabii işte bahsettiği sevgili Metin'in de o hani yeraltı kaynaklarımız ya da kendi kaynaklarımız hani yıllardır benim de sürekli anlatmaya çalıştım. Aman kaynaklarınıza sahip çıkın. Kısımda olan kaynaklarımız çok değerli hale geldi. Hatta 2030 gibi hani bu bahsettiğim çok özel dünyanın bütün dönüşümünü gösteren dönem var ya ben bizim sınırlarımızı kapalı görüyorum. Hani şimdi herkes yurt dışına gitmeye çalışıyor ya, herkes bize girmeye çalışıyor. Öyle görüyorum ben. Neticede zenginleşme ve bir enerji kaynağı görüyorsunuz. Çok zengin bir Orta Doğu ülkesi olma ihtimalimiz haritada çok net gösteriyor. Ve bizim haritamız... Ne zaman? Bu 2030'da yani bu 2024'ün sonuyla birlikte şu an aktive olmuş durumda. Pluto Kova'ya tekrar Mart ayına geçtiğinde... Bu önümüzdeki 4-5 yıllık süreçteki 2026, Şebnem hocamız da aynısını söyledi. Ciddi bir yükselişe geçeceğimiz dönem başladık ve şu cümleyi kuracak insanlar. İyi ki de böyle oldu. Bu da kayıtlara geçsin. İyi ki de böyle oldu. Yani bu 2026'ya kadar yıkım sürecindeyiz diye. Yeniden doğum sürecini yeniden ya da öncesindeyiz doğum. Yıkım değil mi? Resimler. Demeyelim ama. Yıkım çok iddia şey oldu. Yani fabrika ayarlarına dönüş diyorum. Yani bizim ne? Fabrika ayarlarımız ne? Bizim doğal kaynaklarımız fiziksel olarak baktığımızda. Tarım. Tarım. Her şeyden önce tarım. Biz Cumhuriyeti nasıl kurmuşuz? Bravo. Yani.
10 yıl gibi bir sürede, bakın büyük fabrikalar değil, küçük atölyeler. Aktif olan onlardır. Küçük atölyelerin sonra büyümesiyle. Çünkü büyük fabrikalar kapitalist sistemin çok hızlı şekilde devreye girip gene o sömürü sistemine hızlı dönüş yaptırabildiği zamandır. Bütün ayarlara geri döneceğiz. Küçük atölyeler, tarım, kendi öz kaynaklarımız, suyun kıymeti, bunlar aktif olacak. Bir de manevi taraflarımız yeniden aktif evet. olacak. Bizi İnşallah. Biz yapan değerlerden o kadar uzaklaştık ki. Maalesef. Bunların hepsi yeniden gelecek. Ve kadınlar. Kadınlar başa kadın geçecek. Kadın bir lider mi çıkar acaba 2026'da? Kadın liderler çıkacak. Kadın öncüler çıkacak. Kesinlikle. Yeniden kadın organizasyonları olacak. Yani bu kadın kesinlikle orada görüyorum. Ben yani buna çok eminim. Kadını arka plana atan evet. bütün düşünceler yıkılmaya mahkumdur. Aa dur 2024'te mi boşanmalar çoğalacak, dedi Ayşegül evet. Hocam. O biraz tutulma aksıyla alakalı aslında baktığımız zaman. Sadece boşanmalar gibi düşünmeyin. Ortaklıklar, ilişkiler aslında bu da bir yapıcı etki. Şimdi biz sıkıntılı gibi görüyoruz ama bir dengenin olmadığı alanda zaten ilişki yaralanmış demektir. Onunla da ilişki olmuyor. Biraz daha anlaşmalı bir süreç oluyor. Şimdi burada al-ver dengesi çok önemlidir. Bu yıl bizi izleyenlere bunu tavsiye edebiliriz. Al-ver dengesini kurabilen kişiler, yani bu ne demektir al-ver dengesi? Bir ilişkin içerisinde ben, sen ve biz bilincini oluşturabilen kişiler 2024'ü sağlıklı bir şekilde geçireceklerdir. Lakin aşırı vericiliğe geçerek dengeyi bozan kişiler veyahut da bencillik noktasında karşı taraftan bunu talep eden kişilerde o denge oluşmadığı için boşanmaların çok artacağı bir yıl olacak 2024. Aynı zamanda da ortaklıkların yine burada bir denge bozukluğu varsa, yine al-ver dengesinde bozukluk varsa, haksızlıklar varsa ortaklıkların da biteceği bir yıl bizi bekliyor diye ben düşünüyorum. Ya ilahi sistem, sen dengeyi kuramazsan evet, ben kurarım. Sen boşanamazsan ben boşarım. Evet. Sen yapamazsan ben yaparım. Orada şöyle bir ekleme yapmak Buluyor. İstiyorum sevgili İlkay. Aslında dişil enerji yükseliyor. Evrenin kendi frekansında dişil enerji yükseliyor. Yani bütün binlerce yıldır eril enerji savaşlara neden oldu, bir sürü şeylere neden oldu ve orada tekrar bir yükseliş var. Bu yükseliş içerisinde de aydınlanma, yükselme ve farkındalık kadınlarda çok daha hızlı bir biçimde gidecek ve gidiyor da. Bunu bu topraklar içerisinde çok bilinçli bir biçimde kadını bastırarak, işte üretmesini engelleyerek, bilincinin yükselmesini engelleyerek, belki hani burada bir süredir orada bir kıskaç vardı. Şimdi bu kıskaçların dağılacağı bir süreç. Dünyada da kadın bilincinin, farkındalığının, gücünün arttığı bir enerji var. Ve orada şöyle bir şey de oluşuyor bir süre sonra. Yani o kendi gücünü fark ettikçe öbür tarafın sorgulaması artıyor. Diyor ki hani niye ben onu çekiyorum ki o zaman? Ya da niye bu ilişkiyi yürütüyorum ki? Bana ne bir katkısı yok? Bu bilinçle de bağlantılı ilerleyecek. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da kadının kendi gücünün ve bilincinin yükselmesiyle beraber kendi sınırlarını daha iyi çizmesiyle ilgili yükselişi de tamamlanacak diyelim ya da hızlanacak. Peki ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Doların inanılmaz bir yükselişi var. Yine de tutuldu, çok daha fazlasına çıkacağını söylüyor pek çok ekonomist. Ne bileyim işte... Emlak fiyatları falan, ekonomi açısından hiç baktınız mı? Seçimden sonra Uranüs Jüpiter kavuşumunda bekliyoruz. Jüpiter bolluk, bereket, para ve altın. Ve altındır. Altının karşılığı Jüpiter'dir. Tabii. Burçlarda da aslandır. Uranüs beklenmeyeni bekle diyor. Çok ani, devrimsel bir enerji getiriyor. Dolayısıyla orada parasal konular ve piyasalarla ilgili evet anormallikler olma potansiyeli var. Türkiye'de yükseliş Nisan ayı. Nisan ayı boyunca oraya kadar kontrol edilebilir olacağınız tam da seçim sonrası zaten. Evet, seçime kadar tutulursa. Evet zaten tutulma ama orada hani hükümetin elinde de gücü yüksek olacak. Çünkü tutabilecek onu. Hani bir de eşyanın tabiatı var. Bu eşyanın tabiatı orada bir destek veriyor ama tam da seçimden sonra bütün bu göstergelerle baktığımızda orada bir çıkış olabilir. Ama eninde sonunda yani 1-1,5 yıl en fazla. Hadi bilemediğiniz 2 yıl kalmaz bile oraya. Zaten dolar ortak paradan çekilecek. Evet, bu çıkışlar hani 2024'te dolarla ilgili bütün bunları izleyeceğiz. Zaten bütün ekonomi sistemi değişecek. Bütün sistem Tabii. değişecek ve dolar net olarak herkesin ya bir dijital para getirecek ama benim tahminim herkesin kendi para sistemi girecek. Yani herkes bütün kendi ülkeler. Parasını ortak parada çalıştıracak. Siz yurt dışından bir şey mi alıyorsunuz? Türk lirası olarak. İşte Çin
kendi parasıyla, Rusya kendi parasıyla. Bunun ilk adımını Ukrayna Savaşı sırasında Rusya attı. Bunun denemesini yaptı. Gayet de iyi oldu. Bunun ikinci daha oturmuş versiyonu geliyor zaten. O 2025'te. O kısım. Peki mesela ev alınmaz artık. Ne bileyim işte emlak fiyatları aldı gitti. Kiralar aşırı derecede arttı. Bununla ilgili bir fikriniz var mı? Geri gider mi? Realize döner piyasalar diye düşünenler var. Bilmiyorum astroloji ne söylüyor bu konuda acaba? Demir fiyatları artacak gibi görünüyor açıkçası. Çünkü Uranüs Jüpiter kavuşum var yani evet. Bu adada. Demir fiyatları mı dediniz? Evet demir. Demir fiyatları tabii. Artacak gibi görünüyor. Yani emlak fiyatları otomatik yani, artar. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman sanki bana 50-50 bu şeyle gider gibi geliyor 2024. Yine orada da tutmaya çalışacaklardır seçim öncesi. Ama sonrasında ben emlaklarda düşme görüyorum açıkçası ben, daha sonraki süreçte. Seçimden sonrası. Seçimden yaz ayları. Sonradan değil de daha 2025 başı gibi. Yarısı, 2024'ün sonu 2025 yani başı gibi. Orada bir değişim var. Kesinlikle. Yani burada yasal bazı düzenlemeler olacak. Evet bana da öyle geliyor. Yasal bir şeyler değiştirecekler. Ev alımını kolaylaştıracak. Hmm. Kiracıların işte orada yaşamını kolaylaştıracak. Var. Yasal düzenlemeler gelecek ve gelmesi de gerekiyor evet. Zaten. Güneş patlamaları çok evet. Konuşuyoruz. Allah'ım yani. Ama bu doğal bir döngüde yok mu? Yani. 11 yılda bir oluyor bir şey? Sevgili İlkay. Yani 11 yılda bir olan. Bu 11 yılda olan bir şey ve bak NASA dahil. Hani NASA'ya bayılmam o ayrı mesele ama. O dahil diyor ki tamam bu patlama olma ihtimali var patlama var. Ama bunu nasıl ne kadar olacağını bilmiyorum diyor. Ve dünya defalarca çok acayip şeylerden kurtarmış. Yani. Belki işte dünyayı yakıp kavuracak birçok patlama olmuş. Bundan tabii. Bir şekilde kurtarmış. Dolayısıyla bu normal bir döngü öyle bir pompalandı, öyle bir korku haline getirildi ki bu da bende şu duyguyu veriyor ve şöyle düşünüyorum daha doğrusu. Bunu kullanacaklar. Zamanını bekliyorlar. Önce altyapıyı hazırladılar, korkuyu pompaladılar. Hepsini hazırladılar. Güneş patlaması olduğu için değil. Onlar güneş patlamasından faydalanacağı için bundan dolayı bu kesinti ya da neyi değiştirmek istiyorlarsa olacak. Onu ellerinde hazır tutmak için böyle bir şey çıkarttılar ortaya. Başka kesinlikle. Hiçbir şey değil. Orada bir tek risk var. Yani bir kere zaten Uranüs ile Satürn'ün çok sağlam kapışması gerekiyor. Onun ulaşabilmesi için yani güneş patlaması olacak. Çünkü mutlaka işin içinde Uranüs'ün olması lazım. Evet, manyetik etki. Manyetik etki evet. Ve şeyle ilgili. İşte ani gelişecek bir şey ve elektriktir. Yani Uranüs elektriktir zaten. Şimdi yakın bir zamanda bu ikisinin bağlantılı olduğu bir tutulma yok. Hatırladığım evet. Kadarıyla. Öyle bir şey yok. Çok büyük bir şey yok. Bununla ilgili çok daha bunu oluşturabilecek zamanlardan geçtik. Bunu suni şekilde oturtmaya, zihinlerimize kazımaya çalışıyorlar. Ha Nisan ayı bir risk var. Jüpiter'in ikizlere girmesiyle biraz galiba. Evet, aynen öyle. Bravo. İşte yanlış bilgi, bu, haber yayılımı olacak. Evet, bu biraz 2025. 2024'ten ziyade orada hani 2025. Evet, İngiltere Başkanı yok, Muma'nın yok şunu dedi. Daha İngiltere Başkanı aslında. Daha önce çok abusuk şeyler de söyledi. Bunların zaten bu tip adamlar neyin parçası? Peki. Oraya bakmak lazım. Şimdi mesela pandemi de ekonomik krizi aslında maskelemek için ortaya çıkarıldığına dair pek çok emare var. Dünya büyük bir ekonomik krize gidiyordu ve bir pandemi patladı. Şimdi burada da dev elektrik kesintileri için hani bir film çıktı şimdi Julia Roberts'ın oynadığı. Onu çok büyük tabii önce onu koydular zaten bak vizyona. Çıktı. Evet işte, hazırlığını yaptılar. Ekonomistin yeni kapağı var falan. Dolayısıyla bir böyle elektrik kesintisi ya da ne bileyim dünyayı bir felakete götürmek gibi ki zorlu bir dönem görüyorsunuz ya dünya için. Bir plan geliyor olabilir mi? Şöyle bir şey söyleyeyim bak zaten İlkay tabii ki bu planları var. Hazırlık yapıyorlar yani o dönüşümle ilgili çünkü tıkandılar. Yani bu sistem yürümüyor. Hani sevgili, o zaman güneş patladı evet, işte bakın ondan bunlar. Dedi. Aynen işte güneş patladı bu yüzden oldu diyecekler ama bak şöyle bir şey var baktığında araştırdığında. Buzul çağı bile dünyanın tamamında olmamış. Aslında belli bölgelerde olmuş. Bu ne? Hatta Avrupa en son çözülen yermiş buzul çağından sonra gibi. Şimdi neresi riskli? Varsayalım oldu. Olduğunu farz edelim. Neresi riskli? Kanada. Çok büyük bir risk altında. Tamamen kutuba yakın. Bütün kutup bölgesi büyük bir risk altında. Ve oraya yaşayan işte Yeni Zelanda... ne bileyim İzlanda gibi bu tip ülkeler evet risk altında. Biz değiliz. Bizim böyle bir riskimiz yok. Ama ne olabilir? Belli hani dünyanın global etkisi nedeniyle bir şey olabilir.
belli bir süre işte jeneratörlerle şununla bununla idare etmemiz gerekir. Şunu da hiç unutmayalım. Biz bugün insan olarak binlerce yıldır, belki milyonlarca yıldır, muhtemelen 6-7 tane de kıyamet gördü bu dünya. Resetlendi, yeniden başladı. İşte Nuh tufanından sonrasını biliyoruz. Ayaktaysak çok iyi mutasyona uğradığımız için, her şarta çok uyum sağladığımız için. Hele Anadolu topraklarında biz. Evet, biz buna da bir şekilde uyum sağlarız. Yani bu kadar korkacak hiçbir şey yok. Kaldı ki bizim bu bölgede, biz kutuplara yakın yaşamıyoruz. Bu en büyük risk orada zaten. Öyle bir ölçekte bir şey olması bizi, hani bilemediğiniz 10 gün etkiler. Böyle aylarca, yıllarca elektrik kesintisi. Akla ters zaten. Öyle bir şey beklemiyor. Yaratılır mı? Yaratılır. Yaratılması için bütün bunları hazırlıyorlar mı? O işte sürekli anlatılan film, bütün bu konuşmalar, bu korkunun güzelce yerleştirilmesi, hazırlanması. Evet, yapıyorlar. Ama bu bir hazırlığı bir parçası. Gerçekte öyle bir şey olacağı için de ondan faydalanmak istedikleri sadece için. Sadece bir maske olabilir. Maske. O işte dünyanın belki karışıklığa sürüklendiği bu dönem için. Çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz şöyle, varsa. Ben güneş patlamaları gücüne eklemek istiyorum. 1859'da bir maksimum patlama olmuş. Telgraf telleri yanmış. İşte o an şarterleri veyahut da düğmeleri kapattıkları halde 2 saat boyunca o yüksek enerjiyle beraber fakslar, karşı tarafa iletilen mesajlar telgraf olarak daha doğrusu iletilmiş. Şimdi güçlü bir enerjiden bahsediyoruz ama Şebnem Hocam'ın dediği gibi şimdi maksimum bir patlama işte telgraf tellerini yakmış. Günümüzde baktığımız zaman şimdi her şey teknolojiye oradan vurmaya çalışıyorlar. Evet. Bizi. Her şey teknoloji, bir gün bile kapansa mahvoluruz, borsa çöker, şu çöker, bu çöker. Ve ben Şebnem Hocam'a şurada çok katılıyorum. Zaten bu üst akıl dediğiniz şey önce altyapıyı yapar. Julia Roberts'ın oynadığı o Dünyayı Geride Bırak filmine baktığınız zaman o yatak odası sahnesi mesela benim çok dikkatimi çekmişti. Sizin dikkatini çekti mi bilmiyorum. Arkada bir tablo vardı. Tabloda bir deniz vardı. Gitgide tablodaki deniz şeyinin seviyesinin arttığını göreceksiniz. En son duvara kadar artırmıştı. Şimdi orada aslında subliminal veyahut da bilinçaltı mesajlarını veriyorlar. Orada neyi anlatıyordu? Aslında bir tsunami'ydi anlatıyordu. O baktığımız zaman, filme dikkatli baktığımız zaman. Evet. İşte oradaki gençlik, çocuk neyi ifade ediyordu? Hatırlayalım lütfen. Çocuk her şeye boş vermiş. İşi gücü bir dizinin peşine evet. Düşmüş. Artık beyinleri yıkanmış. Mavi ışık yüzüne vuruyor. Çocuk rahatlıyor. Şimdi mavi enerjisi nefsi emmare rengidir. Hocam daha iyi bilir. Nefsi emmare rengidir ve nefis noktasındaki yeme, içme, uyuma, gezme. Şimdi gençlerimizi neye doğru itiyorlar? Düşünmeyen, okumayan, yorum yapamayan maalesef ve maalesef nefsi emmare düzeninde kalan gençlik oluşturmaya çalışıyorlar. Dünya çapında aslında. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Niçin? İleriki seferlerde kafaları çalışmasın da bunlara dur demesin diye alttan yapılandırmaya başlıyorlar. Oradaki çocuğun üzerine işte mavi ışık vuruyordu. Sonra bir abur cubur bir yeri buluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki abur cuburlara bakın hiçbiri Amerika menşeli değil. Hep böyle farklı markalardan gelmiş yiyecekler vardı. Orada da niye anlatmaya çalışıyor? Aslında Amerika'nın bir dostunun olmadığını, böyle bir felaket olursa dışarıdan beslenmek zorunda kalacağını gibi mesajlar veriyordu. Orada bir tane oyuncu çok güzel bir mesaj vermişti. Demişti ki Amerika'nın o kadar çok ki düşmanı. Orada bir ilaç almaya giden bir sahne vardı. Kim yapmış olabilir dediği zaman oradaki aktör dedi ki o kadar çok ki düşman. Hani herhangi birisi yapabilir. Ve ben o zenci ve daha doğrusu siyahi ırk insanların ve beyazların oradaki mesajından aslında bunu çıkardı. Orada dikkat edin, siyahi bir vatandaş geliyor, evine girmek istiyor dikkat ederseniz ve orada bir sahile vuran bir gemi vardı. Hatırlıyor musunuz? Tüm işte sistem karıştığı zaman. O geminin üzerinde beyaz aslan yazıyordu. Şimdi beyaz aslana baktığımız zaman Amerika'ya gelen ilk Afrika köleleridir. Şimdi orada o kadar ilginç mesajlar var ki derinden okuduğumuz zaman. Çok önemli bir mesaj tabii, var zaten Ayşegül'cüğüm. Çok önemli bir mesaj. Sevgili Ayşegül. Yapımcı kim? Evet. Obamalar. Obama. Aynen öyle. Yani zaten mesaj burada evet. Başlıyor. Yani evet. ana plan orası. Senaristlerin içindeler. Evet. Aynen öyle. Evet. Henüz izlemedim. İzleyeceğim ilk fırsatta. Mutlaka. Ama asıl bence çok önemli sahne. Bombalar patlıyor ya ve zenci bir çocukla işte siyahi bir genç kızla beyaz kadın el ele izliyorlar. Aslında bence orada karışıklığa şimdiden dur deme mesajı var. Yani biz el ele olalım, dışarıyla savaşalım. Çünkü biliyorlar içeriden bir şeyler kaynayacak. Azınlık çünkü kova çağı. Azınlık
sesini çıkartmaya başlayacak. Göstermeye başlayacak kendini. 20 yılda böyle devam edecek. Eğer bu elektrik kesintileri gibi medeniyeti durdurmak gibi bir şey olursa ben yine bunun ekonomiyle ilgili olacağını, banka işi ekonominin zamanla denk geleceğini düşünüyorum. Çünkü ICE9 diye bir proje var. 9 gün boyunca bütün bankaların elektrikleri gidecek. Yani belki de böyle bir şeyin maskesi geliyor bize. Tabii bütün bunlar hazırlanıyor. Yani güneş tutulması, ne zaman güneş o banka enflasyonu Haziran'da değil mi? Haziran'la beraber yani Uranüs bu aya geçmesiyle birlikte sideralde bu 7 yıllık döngüde bu enteresan bir süreç başlıyor. Bu yılın sonbahar tutulmaları da bu anlamda çok ilginç. O yüzden sonbahar soğuk savaşın sıcak savaşa dönüşebileceği, ekonomik olarak dünya açısından söylüyorum, hayli etkin, hani değişik bir süreç. Bütün o değişikliklerin yapılma potansiyeli var. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım çok ilginç. Bizde de beklenmedik, özellikle işte hükümetle, toplumla, toplumsal kaynamayla ilgili bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Haziran'la Türkiye'nin zor zamanları başlıyor. Sonbahar da aynı sertlikte devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Evlenecekler, doğuracaklar, nişan yapacaklar. Haziran'a kadar diyorum hocam. Ne diyeyim, bir mesaj vereyim. 14 Şubat uyarısını yapalım aslında. Evet. 14 Şubat'ta çok sert bir şey var, etki var. Onun için 13 Şubat'ta teklif edecekler. 14 Şubat'a bırakmasınlar. 14 Şubat'a da bırakmayın. Ya ben bu güneş patlamaları ile ilgili şöyle bir bakış açısı kendi içimde düşünüyorum. Güneş Rab bilinci, özümüzdeki Allah'ın bilinci. Bunun patlaması belki de zahirden, batından zahire olacak. Allah'ı seyredebileceğimiz, onun hakikatlerini görebileceğimiz ve bilinç ve şuurda bir takım açılımların ortaya çıkacağı bir aydınlanma. Belki elektrikler kesilecek ama şuurlarımız aydınlanacak. Belki aile olmayı öğreneceğiz. Belki bir mum ışığında belli şeyleri okuyup kendi maneviyatımıza yönelmeyi öğreneceğiz. Tabii pandemide ne kadar iyi gelmedi mi? Kesinlikle. Bir yönüyle. Evet. Ben böyle olacağını düşünüyorum. Kurdum. Pek çok insan birlikte bir yol yürüdük. Benim gibi pek çok arkadaşım çıktı. Kendimize döndük, hiç sormadığımız soruları sorduk. Neredeyse şükredeceğim o yaşadığımızı. Evet, kendim içsel yolculuğumda, hayat yolculuğumda benim şükürle geçirdiğim bir dönem oldu. Eminim pek çok kişi için de böyle oldu. O yüzden niye öyle olmasın? Hep İnşirah suresi aklımda. Her zorlukla birlikte bir kolaylık var. Vardır, her şeyin bir sebebi var. Kesinlikle. Ben kolaylıkla geçebilmeyi diliyorum. Amin. Amin. Ne oluyorsa yedemlik onun izniyle ya. Oluyor. Evet. Onun bilgisi dışında olmuyor. Kimse onu kıyamete falan zorlayamaz. Öyle bir şey yok. Hı hı. Ama bizden de galiba tüm bunlar olurken, çünkü demir çağında yaşıyoruz, bunu seçmiş ruhlarız, iniş sürecindeyiz evet, ama asıl mesele bir eliniz yağda bir eliniz baldayken belli bir mertebeye ulaşmak değildir. Bütün bu karanlıktan geçerken dik durabilmektir. Belki de bizden de onu istiyor. Ne kadar dik durduğumuza bakıyor. Ya zor zamanlarda çok daha kolaylaşır işler demiştim Mehmet Ali Bulut hocam bir yayınımızda. Vallahi eskiden hani Peygamberimiz zamanında hani secdeden kalkmasan vereceğin, varacağın noktaya 3 dakika tevekkül et, varabilirsin. Aynen öyle. Aynen. O yüzden iyi değerlendirelim ya. Bence tarih sahnesinin çok enteresan bir yerindeyiz. Çok önemli, bu yıl çok önemli bir noktadayız ve birçok ruh için, birçok varlık için kendini yeniden yapılandırma, doğruyu seçme ve özellikle hak yasasına doğru şekilde ilerleme, masumları koruma, paylaşma, yardımlaşma, bütün bunların yapılması durumunda zarar görmek mümkün değil, öyle söyleyeyim. Ne bolluk bereket enerjinizden yana bir sıkıntınız olur, ne başka bir şeyden. Sadece oradaki duruşunuzu iyi belirlemeniz lazım. Çünkü sapla samanın çok sıkı ayrıştığı bir sene olacak. Ki bu yıl vakıflaşma da var aslında. Yani bu yıl hümanistlik, vakıflaşma, dostluk, arkadaşlık. Yardımlaşma yılı var. Yani bireysel, kendi içimizde bireyselleşerek birlik bilinciyle ilerleme süreçleri de var. Elbette ki bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var ama artık programın da sonuna geldik. Yumuşak ve tatlı bir enerjiyle bitirelim. Aynen. Ben son sözleri yine size bırakayım. 2024'de merhaba dedik. Bu ilk günlerde sizinle olmak benim için çok güzeldi. Faydalı olsun yaptığımız her şey. Evet. Videonun da çok faydalı olmasını diliyorum takipçilerim için. Sizi burada görmek benim için bir hazine gibiydi. Allah razı olsun. O yüzden ben bu yılın kendim için güzel geçeceğini düşünüyorum. Benimle beraber tüm izleyenler birden için de. Birden bütüne amin diyelim. Amin. Evet, hepimiz için güzel geçecek inşallah. Sizin son sözlerinizi alayım, öyle kapatalım. 2024 ile ilgili ne söylersiniz?
Güzellikle tamamlamak nasip olsun her şeyden önce. 8 senesinin yılı. Bu yıl enerjisi 8 üstünden bereket gidiyor. Bereket mi 8? Bereket, bolluk, sevgi, sevgi enerjisi, merhamet, paylaşım her şeyden önce. Ve biraz kendini de şımartmakla ilgili. Kendimizi şımartırken, kendi ihtiyaçlarımızın farkına varırken, aynı zamanda başkalarıyla da paylaşarak ilerlemek nasip olsun. İlahi olanın kazanacağı, hak yasasının aktif olacağı bir yıl temenni ediyorum. Birden bütüne amin diyeceğimiz hakikati, aşkı, sevgiyi, özümüzdeki Allah bilincini nasıl deneyimlemek istiyorsak, nasıl görmek istiyorsak ama şükürle ve hamd arasında gideceğimiz bir yıl bu. Hamdı öğreneceğimiz. Çünkü hamd olsun dediğimizde onun içinde şükür de vardır. Velayı bal eylemek vardır. Dolayısıyla belaları bal eyleyeceğimiz, aşkı yüreğimizde yaşayacağımız ve Muhammedi şuuru Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyerek uyandıracağımız çok güzel bir yıl olsun. Amin, inşallah öyle olsun. Evet, tekamülümüzü gerçekleştireceğimiz bir yıla giriyoruz. Umarım her birimiz farkındalıklarımızla, vicdanımızla, gayretimizle, dualarımızla, güzel niyetlerimizle insanlığımızı giyinerek geçireceğimiz muazzam bir yıl diliyorum herkese. Hepimiz için çok güzel olsun. Bana bakın, astrologlarım çok sağlam. Kimse benimle uğraşmasın. 2024'te ben sorarım, hayırlı zamanı sorarım. Bence astrolojinin en güzel bir şeyi yapacağım. Ne zaman yapayım? Evet. Hayırlı zamanım ne? Hani göklerin de Rabbimin de rızasını alabilmek, en güzel zamanları belirleyebilmek, kıymetli zorluklardan kolaylıkla geçmeyi diliyorum. Farkında olarak gündüz rüyasını doğru yorumlamayı diliyorum. Çok güzel bir 2024 olsun her birimize. Görüşmek üzere, hoşça kalın.